Şöyle 6-7 gibi bir FM yayını yapmıştık sizlerle. Şu an onun devamını çekeceğim. Ligi şampiyon olarak bitireceğimizi garantiledik. Bu konuda abi çok rahatız. Transfer dönemine geçtik. Başkanı senelerce sövdük ama başkan bize yaklaşık 3 milyon euro hatta daha fazla bir transfer bütçesi verdi abi. Biz Recep'i aldık. Zaten 2 senedir bizim stoperde oynuyordu Recep. Gayet iyi. Metehan'ı ve Samet'i aldık. Ve abi bonus transferimiz Emre Demir'i aldık. Wonderkid. Biliyorsunuz abi kendisi zaten şu anda gerçek hayatta da Barcelona'ya transfer oldu. Yani bu takıma nasıl geldiğini bilmiyorum. Ama gerçekten abi çok iyi bir transfer yaptık. Hem önü açık hem yaşı genç. Hep bahsettiğim gibi hep gençleri alma niyetindeydim. Ama bu adamın bize gelmesi gerçekten büyük iş. Yine transfer yapmakla ilgili sorunlarımız var. Çoğu adam bize gelmiyor. Bu arada abi Ahmet Kesim'i sattık Recep'i alınca. Hakan'ı sattık. Yine takımı değiştireceğiz. Ama bir kötü haberimiz var abi Sertaç. Hatırlarsınız eski yayınlarda hep hızı ve hızlanmasından bahsediyorduk. 16-17 hızı vardı. İstatistikleri çokça düşmüş. Büyük olasılıkla abi bu transfer döneminde Sertaç'ı da elden çıkaracağız. O yüzden teklifleri reddetmiyorum otomatik olarak ama Kemal elimizde tutacağız. Devam edeceğim abi ben yayınlara. Bu şekilde. Manisa kariyeri zevkli gidiyor, iyi gidiyor. Artık Süper Lig'deyiz abi, en üst ligdeyiz. İyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Emre gerçekten abi benim hiç beklemediğim bir transfer oldu. Alırken de gerçekten yani ona o teklifi yaparken çok emin olmamakla birlikte yaptım ama bizi kırmadı. Yalçın Kayan transferi olabilir. Orta sahaya iki yönlü orta saha olarak düşünüyorum iyi bir adam almayı. Zaten abi harika transfer olur demiş. Gözlemcinin raporu 90. Buna bir transfer yapacağım. Recep sakatlandı 1-2 gün. Şimdi Süper Lig'de abi orta sahanın önemi çok fazla. O yüzden bizim bu adama gerçekten... Arda hoş geldin kardeşim. Sağ ol sana da iyi akşamlar. Sen galiba abi geçen yayınlarda Emre Demir'den bahsediyordun Wonderkid olarak. Abi biz Emre Demir'i aldık. Ben de çok şaşkınım. Yani nasıl aldığımızı bilmiyorum. Ama Emre Demir bize transfer olmuş durumda. Profilini de birazdan açacağım. Gerçekten gelişmiş. Bayağı iyi durumda. Bayağı iyi durumda. Yani ben inanamıyorum. Yani bu adamın bize gelmesi gerçekten büyük lüks. Büyük lüks abi. Bak görüyor musun abi? Aslında Burak İnce'yi ya da Ömer Beyaz almayı düşünüyordum ama hiçbiri gelmedi. Biz de abi Emre Demir'i aldık. Hiç pişman değiliz. Bu sene Kayseri'de 30 maç, 7 gol, 9 asist. Yani neredeyse abi her iki maçta birinde katkı vermiş. Bu çok iyi istatistik. Abi dur bakalım. Zaten hedefimiz Avrupa abi. Direkt o pozisyona Emre'yi verip o pozisyonu unutacağım abi. Yani o bizim için iyi oldu. Kaleci transferi de yapmam lazım. Biraz hızlıca ilerleyelim. Abi şu adamı da alabilirsek gerçekten büyük iş yapmış oluruz ya. Yalçın Kayan orta sahaya. İki önlü ortası olarak oynatacağım. Çalışkanlığı falan iyi. Yaşı çok iyi. Bakalım abi hemen bir görüşme yapalım. Zaten yıldız oyuncu olmak istemiş beyimiz. Kulübü basamalar olarak kullanmasan olur mu? Oldu. Kabul etti. Güzel. 58 bin para istiyor. Veremiyoruz abi. Veremiyoruz. Şöyle yapacağız. Transfer bütçemizden biraz kısacağız abi. Maaş bütçemizi arttırmaya yönelik bir hamle yapacağız. Şimdilik böyle yapalım. En çok kazananla eşitleme maddesi yok. Bunu kaldırıyorum ama satış bedelinden de %25 pay veririm. Al helal hoş olsun. 34 bin versem 54'e indin. 37 versem 51'e indin. Abi ortalarda bir yerlerde buluşacağız. Evet Nurullah ya da İrfan Can'ı alacağım. 43,5. Abi herif kabul etti ya. Gerçekten inanılmaz bir orta saha daha geliyor. Takımı wonderkidlerle dolduruyoruz abi. Vallahi. Savaş Tagay'ı artık abi şeye göndereceğiz ya. Yedeğe falan göndereceğiz. Savaş bu takımda artık çok oynayamaz. Maaş bütçemiz açık. Transfer bütçemiz
Biraz düşecek bu son transferle eğer gelirse şayet. En azından abi orta sahaya iki tane güzel adam almış olduk. Son ligde de bu arada iki maçımız kaldı. O iki maçı da tamamlarsak yani iki maçtan birini kazanırsak abi Göztepe'ye ikili avarajları önde olduğumuz için Göztepe'yi geçiyoruz. Bu arada Menemen ve Kocaeli kesin olarak düştü. Şöyle bir göz ucuyla bakıyorum güzel adamlar var mı diye ama zaten düştükleri için çok bir şeyimiz olmayacak bunlarla. Yalçın da geldi. Vallahi gerçekten abi iyi transfer. Hiç düşünmeden abi Yalçın'ı aldım direkt. Bakalım inşallah güzel bir takım kurma yolunda ilerliyoruz. Batuhan duruyor. Batuhan duruyor abi. Hala yedek bizim yedek forvetimiz. Yani Kerem ve Batuhan bizim forvetler. Bahattin köşede yedek forvet. Yani onların ikisi de duruyor kardeşim. Şu an bizim zayıf olan karnımız orta sahaydı. Orta sahayı biraz güçlendiriyoruz. Sağ bek kesin almamız lazım. Bir stoper almamız lazım. Yani bizim abi çokça transfer yapmamız lazım aslına bakarsan. Ama şu anda Cemali Sertel bunu alamayız ya. Cemali çok iyi bir sol bek ama bize bunu satmazlar. Samsun'un küme düşmesini bekliyorum. Eğer Samsun küme düşerse Nurullah ucuz bir bedeli alabiliriz abi. Şu anda bunların yaklaşık 6 maçı daha kalmış Süper Lig'in bitmesine. Biz onları kovalayacağız. Evet, Samsun bizim sağ beki çaldı. Bu arada Hollanda Ligi'nde oyuncular kovalıyorum. Ama sağ olsun abi hiçbiri gelmek istemiyor. Yani şöyle bir sağ açık buldum, sol açık. Transfer teklifi yapıyorum. Verelim 100 bin dolar. Ama arkadaş gelmek istemiyor abi. Evet. Go Ahead Eagles'a gitmek istiyor. Bir de bu sene lige çıkarsak abi 7 yabancı oynatabileceğiz ilk 11'de. Yani öyle bir handikapımız var. Yani 7 yabancının üstüne çıkamıyoruz. İlk 11'de 4 tane kaliteli Türk oyuncusunun kesin olması lazım. Bir yandan da gözüm Bupenza'da. Geleceğini düşünmüyorum. Ama şeytan dürtüyor abi. Bupenza'yı alabilirsek çok büyük iş yaparız ya. Bakalım Samsun küme düşerse emin ol oyuncularının bir iki tane onlara yara vereceğim ya. Onlara güzel oyuncularını alacağım yani. Hakan'ı çıkaralım. Hakan takımdan ayrıldı. Hakan'ı sattık. Hatayspor'a gidecek. Hayatta başarılar diliyoruz. Ahmet'i de sattık abi. Ahmet'i de Kayseri'ye sattık. Bakalım. İyi bir stopere ihtiyacım var ama. İyi bir stoper, kaleci. Her mevkiye transfer yapmamız lazım Arda. Her mevkiye transfer yapmamız lazım. Bakalım. Bu arada bir hazırlık maçı aldım. Petkim'le. Yani lig bitecek hala hazırlık maçı oynuyoruz abi. Biz de bu kadar takıma özen gösteriyoruz yani. Aman abi sakatlıksız. Zaten ligi bitirdik. Ligin son maçı şampiyonluğa çıkacağız. 8-0 mı? Güzel skor abi. Devam edelim. Ligde iki maçım kaldı. Tuzla Spor'la evimde oynayacağım ve son maçım deplasmanda. Evet abi. Tabii bu öneriler var ama Bupenza bize gelmez kardeşim. Bupenza'yı ben de takip ediyorum. Alassane Ndao var. Bu adamı almak çok isterim ama bu adam değeri çok yüksek. Zayt sakatlandı. Metecan sakatlandı. 1-2 gün problem değil. Ağır sakatlıklar değil. Ozan da sakatlandı. Boyuna sakatlık var abi. Yine. Bir gün iki gün ama çok sakat veriyoruz. Bu maçtan abi 3 puan alırsak artık şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Ve Süper Lig'e çıkacağız. Zaten %80 oranlara Süper Lig'e çıktık. Bu arada transfer bütçemizden 1 milyon euro kalmış. Güzel değil. Bitmesi yaklaşan sözleşmelere bakıyorum ama yine hiç eli yüzü düzgün adam yok.
Şöyle yapacağım. Maaş bütçesine ağırlık vermiştim ama biraz transfer bütçesini açıyorum. İlk etapta bize 97 bin maaş bütçesi yeter. Bu parayla oynayabiliyorsunuz. Hani o konuda bir sıkıntı yok. Emin Bayram sözleşme teklifimizi kabul etmemişti. Kendisini A2'ye gönderiyoruz. Süleyman Nuş 2023'e kadar bizde güzel. Ali Yavuzkol 2023'e kadar bizde güzel. Ataberk de öyle olması lazım. Evet. Evet abi. Tuzla maçındayız. Bu transfer konusunu abi Brekoviç bu arada idmanlarda iyi çalışıyor. Güzel abi, güzel. Senin yaşın da genç sayılır, 26. 26. Evet abi, şu anda zaten çok fazla adam yok alabileceğimiz. Sezonların bitmesini bekliyoruz. Ozan biraz sakat. Ozan'ı oynatmayalım. Ozan'ın yerine Savaş Tagay'ı koyacağız. Savaş bizi sağ olsun bu dönemde taşıdı ama çok çok iyi bir adam aldık abi kendisini yerine. Yani gerçekten iyi bir adam aldım. Çok memnunum yani. Ya bir galibiyete şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Kulübün itibarı da artacak şampiyon olduğumuz zaman. Berabere kaldık. Ama yine şampiyonluğumuzu ilan ettik. Çünkü ligin bitmesine abi bir maç var. Ve biz Göztepe ile 4 puan öndeyiz. Göztepe ile birlikte el ele lig atladık. Manisa şampiyon oldu. Çok güzel haber abi. Güzel haber. Hakan'ı A2'ye gönderiyorum. İşimiz kalmadı kendisiyle. Savaş da yedek oyuncu statüsünde. Yedeklere atacağız abi kendisini. Cumali Bişli'yi yedeklere atacağız kendisini. Bu arada abi 4 tane orta saha almışız ya. Pardon. Evet. 4 tane orta saha almışız. Yalçın Kayan Göztepe lig atladı. İrfan gelir mi bilemiyorum. İrfan'ı bir gözlemleyelim. Eğer alabilirsek çok iyi iş yaparız. Göztepe'ye bakıyorum. Onlar lig atladılar. Yalçın 11'lerinde oynayan bir oyuncuymuş abi. Parayı kıyıp aldık. Kemal'i isteyen var abi şu anda. Yani en azından gözlemliyorlar Kerem'i ama satmayacağız abi. Kerem, pardon, Kemal bizi taşıdı abi. 2 yıldır bizim gol kralımız. Hatta onu kesmek için adam aldık. O bile tutamadı yani adamı. Adam formayı vermedi yani. Adam formayı vermedi. Kayseri'ye bakacağız abi. Kayseri, Adana, bunlar iyi kadroları var. Özellikle Kayseri'deki şu Sabovic'i ben almak istiyorum. Ama Sabovic'i de Göztepe istiyormuş. Bir nabız yoklaması yapalım. Şöyle bir 250 bin, 250 bin verelim bakalım, bir 500 bin dolar ne olacak? Şimdi Göztepe'nin adamını aldık ya. Olabilir abi. Satılık listesine koyabiliriz. 4 milyon euro istediler bu adama. Bizim buralardan hemen kaçmamız lazım. Ya biz şu Emre Demir'i alarak çok büyük iş yaptık ya. Gerçekten büyük iş yaptık. Bir Serkan Hasan'a da bakayım kısaca. Serkan Trabzon'un sağ beki. Bayağı da maç oynamış. Çok iyi istatistikleri yok ama bakalım abi ne olacak. Son maçımız Karagümrük deplasmanı. Karagümrük de küme düşecek. İrfan Can bize gelmeyebilir. Son derece tereddüt ediyor abi. Abi Göztepe bize İrfan Can'ı satmak istemez misiniz? Şöyle bir 250 bin 250 bin versek kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Tamam abi, 600 bine çıkaralım. Kesin kaleci alman lazım. Kesin kaleci alman lazım. Herif bizim teklifi reddetti. 500 bin 500 bin verelim başkan. 825 istedin. Burayı 650 yapıyorum. Burayı 800 bırakıyorum. Senin için uygun mu? Uygun. İrfan gelir misin canım bu takıma? Ne istersen vereceğiz. Gelmedi. Kaleci bulamıyoruz ya. Evet. Nurullah olmuyorsa aynen senin dediğin, pardon, İrfan olmuyorsa Nurullah alacağız.
Ama Süper Lig'in bitmesi lazım. Yani Samsun şu an düşme potasında. Eğer Samsun düşerse biz Nurullah'ı kolay alırız abi. Diğer türlü Nurullah'ı almamız çok zor olur. Bir de alabilirsem şu Mehmet'i de alacağım, bizim sağ bek. Yani verdiğim adamı bir de alacağım yani. Rezalet. Rezalet. Başkan bize 3 milyon euro verdi. Bilemiyorum daha fazla verebilir miydi ama 2 tane kaliteli adam aldık ve para bitti abi neredeyse. 1,5 milyon euro kaldı. Takımın en azından bu sene orta sahasından memnunum ama sağ bekimiz sıkıntılı. Stoper sıkıntılı. Kanatlar sıkıntılı. Yani Sertaç bitmiş durumda. Metin Can Cici gerçi 30 maçta 10 gol 10 asist yapmış. Yani Metin Can'la devam edebiliriz. Ama abi bize transfer lazım. En azından kafadan böyle bir 7-8 tane transfer yapmam lazım abi. Her sene aynı kadroyu korumaya çalışıyoruz ama bu sene kadromuz zayıf. Evet abi. Şimdi galibiyet için çıkacağız maça. Ve ligi sonlandıracağız. Ama şampiyon olarak TFF 1. Ligi'ni bitirdik. Ve Süper Lig'e hazırlanıyoruz. Hadi bakalım. Abi ligin son maçında 6 tane gol attık Karagümrük'e. Gerçekten iddialı bir son. Göztepe ile birlikte tur atladık. Daha doğrusu tur atlamak diyemeyelim ama lig atladık diyelim. Şimdi Furkan zaten abi bizim yedeğimiz. Ahmet de takımdan ayrıldığı için Ahmet'i takımdan kesiyorum ve A2'ye gönderiyorum. Cumali Biçli'yi de kesiyorum. Bu zaten 17 bin istiyor abi. Bunu satmanın lüzumu yok. Yedeğe koyarız. Bir sakat makat bir şey olursa bunu alırız. Bunu da A2'ye gönderiyorum. Tuğbe Akgün'ü de A2'ye gönderiyorum. Artık Tuğbe ile de bir işimiz kalmadı. Ozan kalabilir. Ozan bizi belli maçlarda taşıdı. Onu kullanabiliriz sezonda. Aynen abi. Şu anda gerçi tam Turkcell Süper Lig olmadı baba o Sport Toto. Şu andaki adı ne? Tam onu bile unuttum bak. Yani şu an tam gelmiyor ismi. Şu an ismi gelmedi. Şöyle bir abi transfer listesinde olan oyunculara bir bakalım. Hiç güzel oyuncu yok. Hiç güzel oyuncu yok başkan yani. Yok abi hiç rezervimizde hiç iyi oyuncular yok. Yani bizim altyapıdan kaliteli oyuncular gelmiyor abi. Zaten takım iyi bir takım değil abi baktığın zaman. Ha kör topal geldik abi bir yerlere geldik. Yalnız Pasku sezonun sonlarına doğru açıldı ya. Pasku'dan formayı alacaktık ama şu an oynatacağız Pasku'yu. Büyük olasılıkla orta sahamızı Pasku, Yalçın ve Emre Demir yapacağız abi. Yani bu sezonu da bitirdik. Şu anda 2 sezon tamamladık Manisa ile. İkisinde de şampiyonuz. Transferin önemi burada abi ortada. Bunu Muhammed Akarsan'a almıştık. Çok iyi iş yaptı. Şu an Emre Demir'in yedeği olacak. Buraları geçiyorum. Buraları geçiyorum. Takım da tatile gitti abi. Biz şu anda tamamen beklemedeyiz. Abi bu yıl hedefimiz ilk 10. Hatta biraz daha yüksek hedef verebilirim ama ondan emin değilim. Transfer dönemine bağlı. Eğer güzel oyuncular alırsak hedefim ilk 5'e girip Avrupa'ya gitmek abi. Hedefim ilk 5'e girip Avrupa'ya gitmek. Çünkü ne kadar erken Avrupa'ya gidersek o kadar çok para kazanırız. Para demek de iyi takım demek. Bu iş böyle. Şu an takıma bir sağ stoper, bir kaleci, bir sağ bek almayı düşünüyorum ilk etapta. İleri üçlüye ayrıca bakacağız. Çağrı'dan memnunuz. Bizim yedek sol bekimiz. Furkan bizim yedek stoperimiz. Ondan da memnunuz. Ama bu takımın ciddi stoper eksiği var. Şu anda kafadan iki stoper almamız lazım.
Şimdi bizim takımdaki oyuncular tatilde. Biz abi bu arada şöyle bir lige bakalım. Samsun ligin dibine demirlemiş. Bu iyi bir haber. Bu iyi bir haber. Şöyle bir şey yapsak. Mehmet Yılmaz'a gitsek. Mehmetçiğim bize tekrar gelmek istemez misin diye sorsak. Şöyle bir 100 bin dolar. Paramı çok harcamak istemiyorum. Çünkü çok fazla transfer yapman lazım abi. 950 bin dolar istiyor ya. Utanmaz ya. Samsun daha bunların liginin bitmesine 3 maç var abi. 3 maç olduğu için daha henüz düşüp düşmedikleri belli değil. Büyük olasılıkla Mayıs'ın sonuna doğru lig bitecek onlarda. Biz ligi erken bitirdik. Şu an oyuncular tatilde, ben de tatildeyim abi. Muhakkak abi itibarımızın biraz artması lazım. İtibarımız biraz yerlerde. Onu arttırmak bizim transfer yapmamızda bize yardımcı olacak. Zahit devam edecek. Zahit devam edecek. Aslında stoperlerden birini Emin Bayram yapmak istiyordum ama Emin gelmiyor abi. Galatasaray'a döneceğim diyor illa. Tekrar bir kiralama. Ya gel tamam benim yıldız stoperim ol ya. Gel abi benim yıldız oyuncum ol gel. Bakalım kabul edecek mi yıldız oyuncu olmayı. Yani Galatasaray kabul ediyor da. Ya stoper alamazsam Emin'le oynarım. Biz lige bakmaya devam edelim. Ha, 35 maç. Samsun'un bir fikstürüne bakıyorum. Samsun, Trabzon, Başakşehir ve Antalya ile oynayacak. Şöyle bir 5 gün simüle edelim abi. Trabzon, deplasman Samsun. Bakalım Trabzon ne yapacak? Samsun'un düşmesi bizim planlarımız için iyi olur. Çünkü Göztepe çıktı. Göztepe'den İrfan'ı almak istedik gelmedi. Keşke İrfan'ı alabilsem. Vallahi iyi transfer. İyi transfer olur. Bu arada alt ligdeki takımlar transfer yapmaya devam ediyor. Biz transfer bütçemizin 1,5 milyonunu ezdik. Galatasaray kabul etti de Emin reddetti. Abi Emin bizde oynamak istemiyor ya. Gerçekten Adana Demirspor kalecimizi istiyormuş. Abi çok üzgünüm zaten kaleci noktamız çok sıkıntılı. O yüzden seni şey yapamam hiç yani. Kusura bakma. Fenerbahçe Lig'de ikinci. Trabzon şampiyon olmuş beyler. Trabzon şampiyonluğunu ilan etmiş. Vay anasını be. Trabzon şampiyon olmuş. Gökçen Kaya mı? Abi ofansif oyun kurucumuz çok var. Serkan'ı birileri izliyor. Serkan alabilirim ya Mehmet'in yerine. Ne dersiniz? Keşke abi ama şu anda bir gözüm Serkan Asan'a çarptı. Hem yaşı genç. Hem Trabzon şampiyon olmuş. Belki umut fakirin ekmeğidir abi. Şöyle 125 pay verelim. Yok abi. Bunlar Serkan'ı ucuza bırakmayacaklar. Belli oldu. Arda Akbulut var kaleci olarak ama iyi değil. İyi değil. Şöyle bir tekrar bakalım abi. Transfer listesine. Ama hiç bizlik adam yok. Elimiz kolumuz çok bağlı ya. Şimdi Kayseri, Adana, Bolu ve Erzurum playoff oynayacak. Buradan Onur Ergün'ü, Onur'un yaşı varmış 29 yaşında. Onur'u almıyorum. Benim iyi bir stopere ihtiyacım var abi. Vallahi herifler helal olsun abi adam. Yani şimdi oyunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar çok iyi. Ama onların arasından sıyrılıp şampiyon olması Trabzon'un. Gerçi Trabzon'a baktığın zaman Trabzon'un kadrosu da çok iyi abi. Trabzon'da çok ciddi bir kadro var. Kayseri'den iyi oyuncuları var. Kayseri'de iyi oyuncular var. Mesela Attamah gibi. Attamah stoper oynayabilir. Tam klasik Süper Lig'e çıkan takımın alacağı adam Attamah. Her sene bir takımda oynuyor. Savoviç'i de almak çok isterim ama buna Göztepe talip. Büyük olasılıkla alamayacağız.
Antony Uzodima yaramaz. Abi bizim bir Onazi'miz vardı. Geçen sene bize gelmemişti. Artistik yaptı. Onazi hastaneye gitmiş. Değeri artmış. Al işte. Abi güzel oyuncu bulamıyoruz. Bak şu bir güzel bir sağbek ama bize gelmiyor ya. Gelmiyor abi. Daha ne yapmam lazım benim senin için ya? Belki itibarımız artarsa. Aa işte Serkan için yaptığı teklif reddedildi. Abi ne verelim? Ne verelim abi size? Çok para istiyorlar abi Serkan'a. Çok para istiyorlar. Rodelaga artık ölmüştür ya. Bu arada Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Trabzon'u 3-0 yendi. Şampiyonluğun yarışında intikamlarını aldılar. Bakalım. Bu arada Kayseri ilk maçı Erzurum'a kaybetmiş. Eğer Kayseri düşerse adamlarına çökeceğiz. Adana, Bolu, Kayseri, Erzurum. Yap bir simülasyon bakalım. Abi Kayseri elendi. Vallahi Kayseri elendi. Lig atlayamadılar. Kayseri lig atlayamadı. Ramazan Civelek var abi sabık olarak. Ne dersin? Ramazan Civelek ama top kapması 7. Bu ne ya? Bunu alabiliriz. 725 diyor. Şöyle 200-300'e bitirebiliriz bunu. Hızı mızı çevikliği falan çok iyi. Kanat da oynar. Çalışkanlığı da iyi. Buna bakacağım. Ramazan'a bakacağım. Bu arada bizim lige bakalım abi ne durumda? Ha, Samsun hala maçını oynamadı. Evet. Kayseri'nin çıkamaması enteresan oldu. Oradaki favorim benim Kayseri'ydi. Yani Kayseri orada bayağı kuvvetli de oradan çıkması gerekiyordu. Ama olmadı. Hayat. Bu arada Mayıs ayını da bitirdik. Başkan bizim bu itibarımız ne zaman artacak ya? Volkan okumak emekliye ayrılacakmış. Gidebilir abi kafasına göre. O. Abi bu oyuncuyu görmüştüm ama 1.93 kanat oyuncusu olmaz diye almadım. Almadık. Atlama. Atlamaya bak. Savaşçı orta saha 4.5 yıldız oynuyor. Şimdi bu oyuncuların biraz değerinin düşmesi lazım ama biz bu Ramazan'ı kovalayacağız abi. Hiçbir sağ bek alamazsak Ramazan'ı alacağız. Şöyle devam edelim abi. Ayın sonuna gelelim 31 Mayıs'a. Başkan Pinte abi Süper Lig'e çıktık 3 milyon euro transfer bütçesi verdi. Ulan adam gidiyor o parayı tek oyuncuya basıyor. Biz şimdi o adamla 10 tane o parayla 10 tane transfer yapmaya çalışacağız. Yani şöyle söyleyeyim 2 tane iyi transfer yaptım gerçekten ama bütçenin yarısı gitti. En kötü onu alacağım. Zaten onun sözleşmesi bitti. Ya bu takımdaki kanat oyuncularımız yaşlandı abi. Özellikle Sertaç'ın son senesi. Sertaç yaşlandı. Mustafa Durak futbolu bırakacağını açıkladı. Zaten bir zahmet bırak. Bütün fiziksel özelliklerin çökmüş abi senin. Yüksek puan. Yılın oyuncusu Kemal Rüzgar. 32 maç 26 gol. Yakışır. Biz en iyi menajer ödülünü almışız. Hele şükür. Evet. Dikkat ederseniz abi takımlar çok... bu arada biraz itibarımız arttı abi sonunda. Bak 1.5 yıldızlı itibarımız 2 yıldız oldu. Evet abi şimdi biraz ellerimizi ovuşturduk. Ellerimizi ovuşturduk. İrfan Can'ın kapısını tekrar çalalım abi. Pardon yanlış yazdım. Üzgünüm. Göztepe diyorum. İrfan Can'ın değeri uçmuş. İrfan Can bize gelmek ister misin? Oo, bak daha fazla para çektiler ya. Neyse kabul ettiler. İrfan Can'ı kovalayacağız. Oo, Gassama var abi sabek olarak.
Bunu gözlemleyelim. Bizi bir sene götürür gazlamaya. Gelelim Samsun'a. Samsun düş artık Samsun. Abi Samsun düştü. Oo. Adana, Samsun ve Gençlerbirliği düştü. Şimdi bu düşenlerin oyuncularını Ahmet Çalık. Beyler stoperimi buldum Ahmet Çalık. Ne diyorsunuz abi? Göztepe istiyormuş Ahmet'i. Ahmet çok üzgünüm ama seni ben almam lazım. Bize gelmek istemez misin? Şöyle bir 400. O kadar veremem abicim. 250-350 yapalım senin güzel hatırına. Oha. Tamam hadi git ya. Şöyle bakıyorum. Kandaş yaşı çok fazla. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Çok da bizlik bir oyuncu yok abi. Bir tek alabilirsek Ahmet Çalı alırız. Onu da stopere koyarız. Transfer sezonu yoğun abi. Bu sene iyi geçirmemiz lazım. Yoksa seneye yukarıda canımız sıkılır. Yani yukarıdaki işler sıkıntılı. Nurullah birileri izliyor abi. Nurullah Vitesse izliyor ya. Nurullah Almanya Ligi'ne gidecek galiba. Neyse ben Nurullah'a da teklif yaptım. Teklifimi kabul ettiler. Uğurcan Yazılı kim? Abi güzel bir stoper var burada ya. Uğurcan Yazılı. Alabiliriz. Bu arada abi bizim Mehmet Yılmaz'a da bir gelelim. Mehmet abi. Yani sen bu takıma çok şey verdin. Başkan bizim yollarımızı ayırdı. Seni almamız lazım. Sana da şöyle bir 250 verelim. Çok para istediniz yine ya. Çok para istiyorsunuz abi. Tamam kabul ettiler. Abi şurada bir CV'mizi alalım. Tehlikeli bir noktadayız çünkü bir sürü oyuncuya teklif yaptık. Öncelikle hedefim kaleci ve sağ bek. Stoperi bir şekilde uydururuz. İrfan gelmek istemedi. Birinci kötü haber. Ahmet Çalık gelmek istemedi. Göztepe'ye gitmek istiyor. İşte Kaşar stoper Ahmet Çalık da ama gelmek istemedi. Nurullah Vitesse'ye gitmek istiyor. Mehmet Yılmaz da bize gelmek istemiyor abi. Abi böyle bir şey olamaz ya. Görüyor musun ya? Yazıklar olsun ya. Ulan bizim topçumuz dedik. Bize gelmek istemiyor görüyor musun? Çok enteresan abi. Çok çok enteresan. Şu anda adam alamıyoruz. Yani ne İrfan Can'ı? İrfan Can bir ara bizim sözleşme teklifini kabul etti ama şekil yaptık almadık. O ara almayınca da üzüldük. Murat Ceylan futbolu bırakacak mı ya? Tamam abi güle güle hadi ya. Zaten oynamıyorsun ki başkan. Uğurcan Yazgılı'yı alıp standart stoper oynatamaz mıyız? Top kapması 15. Oo bunun boyu 1.71 abi. 1.70 stoper mi olur ya? Olmaz. En kötü gazlamayı alacağım. En kötü gazlamayı alacağım. Şöyle bir alıcı diyorum. Gel başkan. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Şu an 1 Haziran'a geldik. Neredeyse sezonu açacağız. Kimseyi alamıyoruz abi evet. Ya bu tamamen Manisa'nın bilinirliği ile ilgili abi. Manisa'nın maalesef o şeyi yok. O Emre Taşdemir var abi. Yedek bir sol bek. Takıma derinlik katmak için bu ucuzsa bunu alabilirim. Bak Emre Taşdemir'i alabilirim. Sözleşmesi biten oyunculardan bir tane resmen iyi bir adam yakaladık ya. Çok enteresan oldu. Bitmesi yaklaşanlara baksak. Traore. Yaramaz. Biz abi transfer sezonu açıldığı zaman 1 Temmuz'da oraya bakacağız. Yani yabancı takımlardan oyuncu kiralamaya falan çalışacağız. O şekilde çözeceğiz bazı şeyleri. Ama hiç iyi adamlar alamıyoruz. Emre Taşdemir çok para istemiyor. E bunu alalım be abi. Gel bizim takıma. Çok bir şey de istemedi yani bizden.
Vallahi bir şey istemedi. 7.000 verelim. 9.5 istiyor. 7.25. Tamam 9'a gel işte bizi yorma be. Evet. Bir sol bek aldık. Burekovic, Çağlar. Çağlar'ı yedek sağ stoper de yapabilirim. Ama bir de Emre Taşdemir. Güzel. Süleyman Nuş da var. Ama Süleyman'ı artık A2'ye gönderebiliriz. Emre Bilgin'e bakalım. Utku'ya bakalım. Utku güzel isim abi. Emre Bilgin güzel değil. Utku Yuva Kur'an'a bakalım. O Utku Hatay'da 1,2 milyon değeri var. Bir bakalım abi Hatay kabul edecek mi? Teklif yapalım. Ne isteyecek? Çok para istedi ya. Şöyle bir 500 bin 500 bin verelim. O. Bitirebiliriz şu anda bu transferi. Evet abi 600 bine kaleci alabilirim. Eğer Utku gelmek isterse abi bir de gelme isteme olayları var biliyorsunuz. Bizim için iyi olur. Şöyle bir Galatasaray'ın altyapısına gideyim. Orada güzel oyuncular var. Valentin Ozan Vafor var abi. Valentin'i belki stoper olarak alabiliriz. Ne dersiniz? Hızı iyi. 14. Gözlemleyelim bakalım. O kadar çok adamımız yok ki. Vallahi. Sekirika. Ya bizim takıma İsmail Çipe bile gelmedi ya. Ulan İsmail Çipe bile gelmedi ya. Şu adam bizim takımımıza gelmedi arkadaş görüyor musun ya? Sözleşme imzalayalım seninle. Bak Manisa'ya güvenmiyor ulan var ya. Bu ligde biraz güzel işler yapalım. İşte o zaman güzel adamlar alabileceğiz. Utku da gelmek istemiyor Arda. Utku da gelmek istemiyor. Oo. Abi Endri Çekici var. Çekici de gelmek istemiyor. Ya güzel kimi görsem hiçbiri gelmek istemiyor ya. Ha bizim bu halimiz ne olacak ya? Şöyle bir Ajax'a gidelim. Biraz Hollanda Ligi yapalım. Kimleri alabiliriz şuradan B takımından kiralık miralık. Hassane Bande var. 60 bin euro mu? 60 bin euro bir sana nasıl verelim ya? Çok şanssızız abi, çok şanssızız. İstediğimiz adamları alamıyoruz. Çok fazla adam kaçırdık. Paramız olmasına rağmen transfer yapamıyoruz. Yine aynı şey yani. 3 sezondur aynı şeyi yaşıyoruz. 3 sezondur aynı şeyi yaşıyoruz. Bir türlü abi o güzel transferleri yapamadık. Yani Manisa'ya maalesef gelmek istemiyorlar. Yayınla ilgili bir sıkıntı mı var abi? Yok, yayınımız devam ediyor. Bir problem göremiyorum. Dondu mu? Bir uyarabilirseniz ona göre hemen bir kontrol edeyim. Bu arada abi o kadar stopersiz kaldık ki şu Ozan Vafor'a çökmek istiyorum. Heh, tamam abi. Problem yoksa güzel. Evet. 160 bin dolara Ozan Vafor alabiliriz. Fena değil. Takımı yine bir yeniliyoruz. Ama kesin bir sağ beke ihtiyacım var. Bu ne ya? Abi güzel bir kanat oyuncusu buldum. 23 yaşında. Kenan Bennett. Mönchengladbach'ta beyimiz. Oo, ve bizim takımımıza geliyor biliyor musunuz? Bizim takımımıza geliyor abi. Kulübü basamak olarak kullanamazsın ama sana yıldız oyuncu verelim. Geldi. Vallahi geldi. Abi çok iyi bir transfer yapabiliriz şu anda ya. Kenan Bennett. 23 yaşında sol açık. Hızlı mı gittik biraz? Neyse, önemli değil. Önemli değil. Şimdi en çok kazanan maddesini eşitlemeyi iptal ediyorum. Bunun yerine satış bedelinden %25 pay veriyorum. Serbest kalma bedelini atıyorum.
30 bin dolar çok az bu adama. Bu adam 30 bin oynamaz bizde. 34,5 yapsak. Of, 60 bin istiyor abi ya. 60 bin dolarız. Nasıl vereceğiz dolarız ya? Şöyle biraz bütçeyi arttıralım. Küçük bir trik yapalım. 35'e çıkalım. Bize geleni de biz para veremiyoruz bize gelene, görüyor musun? Bu adamı alabilsek güzel iş. 40 bin verebiliyorum adama en baba. Adam 54 istiyor şu anda. Satış bedelinden %35 yapayım. Şartlarımı çok zorluyorum. Çok zorluyorum şartlarımı ama olmuyor. Ne yapsak olmuyor, bu kaçıncı? Şöyle yapsak. Çok güzel abi. 45 bini verdim kardeşim. Gelir misin? Geldi. Vallahi geldi abi. Ya her yaptığımız transfere inanılmaz seviniyoruz abi. Şu geldiğimiz noktaya bakar mısınız ya? Yani bu bir fırsat transferi. Bakalım ne olacak. Bu bir fırsat transferi bizim için. Bakacağız, göreceğiz. Bu arada abi bir satış listesine bakalım. Eğer bunu alırsam Sertaç'ı satacağım. Talha Ünlü var. Abi Wonderkid var ya. Şu anda Wonderkid var. Hemen bir sözleşme teklif etsek rotasyon oyuncusu olarak. Şu anda abi biz Manisa Spor olarak kayışı kopartmış durumdayız. Manisa Spor olarak ne kadar ve ne kadar Wonderkid varsa hepsine çöküyoruz abi. Hepsini çekiyoruz. Şurayı şöyle yapacağız. Tamam abi, biz devam ediyoruz. Bu adamı alıp kiralarsak falan belki bu tarladan para bile kazanabiliriz ya. Alper Gürsoy var Fenerbahçe'de. Çok iyi değil. Buna para vermek istemiyorum. Yok. Satış listesine döndüm. Joe Ledley var. 35 yaşında. Çok yaşlı. Mehmet Güven. Bizdeydi hatırlarsanız. İlk sezonumuzda. Devam ediyoruz. Sizce Sertaç'ı satsak mı, takımda mı tutsak ya? Tam bilemedim ama bunu bir rotasyona çekelim. Çünkü Sertaç'tan kurtulabiliriz. Yani aldığımız sol açığı kesinlikle abi ilk 11'e koyacağım. O bir yıldız. Sertaç takımda kalsın ama bir tanesiyle belki Zayt'ı satabiliriz ya. Zayt'in yaşı gelmiş. Zayt'in yaşı gelmiş. Şimdi biz aldığımız sol açığı zaten abi direkt ilk 11'e koyacağız. Ha, bunu yedeğe alırız ya. Maç çevirebilir. Evet, çok fazla grip oluyorlar usta ya. Çok grip olan var. Çok grip olan mı? Bir de şu anda maaşı vermek için biraz transfer bütçemizden feragat ettik. Abi bak, şu Ozan Vafor bile, yani gerçekten artık ağzımı bozacağım. Ya bu Ozan Vafor bile gelmiyor usta şu takıma ya. Ulan sen Galatasaray'ın A2'sinde maça bile çıkmadın lan. Nasıl bir insansın ya? Ya gerçekten ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Bu arada transfer dönemi açılacak. Oh, Talha'yı da kaptırdık. Galatasaray falan teklif vermişse gider. Biz Emre Taşdemir'i aldık beyler. Ucuz yollu bir Emre Taşdemir yaptık. Ahmet Yazar var. Yaramaz. Ya güzel bir kanat oyuncusu yok mu abi ya? Emircan Altıntaş desek. Çok iyi bir kanat oyuncusu şu adam. Bunu keşke alabilsem ya. Teklif yapalım Beşiktaş'a da, bu bizden yani bizden Beşiktaş'tan Manisa'ya geleceğini düşünmüyorum. Aa, abi aldık. Yani Beşiktaş kabul etti de yeter ki o gelsin. Kabul etmedi. Her zamanki gibi abi. Kimse kabul etmiyor Manisa'yı.
Bakalım transfer dönemimiz açılacak birazdan. Belki o zaman güzel adamlar yakalayabiliriz. Yani. Tam bilemiyorum ama. Şu adamı almak istiyordum ben. Bu beyimiz de bize gelmek istemedi. Tekrar bir teklif yapalım. Ama Goethe Eagles'a gitmek istiyordu zaten. Olsun, biz teklifimizi verelim. Başkan kulübe nakit sağlamış 350 bin dolar. Allah razı olsun başkan. Kerim Frey'e bakalım kardeşim. Larin'i alamayız da Kerim Frey olabilir. Kerim Frey Emmen'de. Abi değeri 2,3 milyon euro ya Kerim'in. Kiralasak Kerim'i. Yıldız oyuncu versek. Vallahi Kerim var ya, takıma level atlatır ha. Şimdi şu anda takımda zaten 5 tane kanat oyuncusu var. Ben bir Zayt'i satarak şansımı denemek istiyorum. En azından bir satış listesine koyalım. Belki biri alır. Çünkü bilemedim ya. Şöyle kulüpleri önerelim belirtilmemiş olarak. Bir Zayt'i transfer listesine koyalım. Bakalım ne olacak. Para lazım. Evet, Kerim Frey abi yok maalesef. Hikmet Çiftçi diye bir orta saha var. Kayserslautern'de. Ama standart, öyle adamımız çok var. Yaramaz. İyi bir stoper değil. Top kapması on, yaramaz. Bu da yaramaz. Maalesef abi. Hiç güzel adamları yok. Bu arada bizim bir sağ açık da almamız lazım. Hani bizim Mehmet bize gelmek istemedi ya. Hani sağ açık alamadık, kaleci alamadık. Bu Ömer'le falan geçmez yani. Bizim kale elek olur. O. Bak bu arkadaş, bu beyimiz bu sefer bize gelmek istedi. Zayt'e teklif yok. Al işte. Al işte abi ya. Aman, herifin kaygısı oluştu ya. Durduk yerde. Tamam kardeşim, biz seni transfer listesinden çıkarıyoruz ya. Sen yeter ki gel oyna. Al işte. Transferlerimiz geldi. Ben sana bu kadar parayı veremem abicim. Görüşmeyi terk ediyoruz. Ferdi Kadıoğlu da oyunda çok iyidir abi, o bize gelmez. Bize gelmez. Şimdi Emre Taşdemir'i aldık. Değeri 1,6 milyon euro. Güzel bir transfer yaptık aslına bakarsanız. Hemen Emre'yi Çağrı'yla yer değiştireceğiz. Emre bizim yedek sol bekimiz olacak. En azından sol bek düşünmeyeceğiz yani. Yalçın Kayan almıştık hatırlarsanız orta sahaya. Beyimiz yıldız oyuncu statüsünde. Onu ilk 11 yapacağız. Yalçın'dan beklentimiz çok yüksek. Değeri 1,1 milyon euro Yalçın'ın. Hemen abi Yalçın'la savaşı yer değiştiriyorum. Orta sahaya koyuyorum. Metehan Yılmaz'ı almıştık. Yedek stoper, yedek orta saha olarak. Yani Cumali Bişli yerine aldığımız bir adam bu. Bunu hemen kadroya ekliyorum. Ve abi bizim en iyi transferlerimizden biri Emre Demir. 1,4 milyon euro değerinde. Takımın da şu an değeri artıyor. Kendisini abi ilk 11 oyuncu statüsü yapıyoruz. Şöyle yapalım. Muhammed'i çıkarıyoruz abi, yerine Emre Demir'i koyuyoruz. Güzel bir orta saha tandemi, güzel bir orta saha oldu yani. Pasko, Emre ve Yalçın güzel bir orta saha oldu. Emre Taşdemir sol bek abi. Sağ bekte oynamıyor maalesef. Ama Emre Taşdemir'i bedavaya aldık. Sadece maaş verdik. Onu kaçırmak istemedim. Yani yedek yapacağım. Çağrı'yı yedek sağ bek olarak oynatabiliriz. Çok zor şartlarda. Ama bir tane güzel bir sağ beke ihtiyacım var abi. Güzel bir sağ beke ihtiyacım var.
Savaşı yedeğe attık biliyorsunuz. Bir de Samet Kılıç var. Samet de Savaş'ın yerine aldığımız bir oyuncu. Daha doğrusu şöyle olacak. Bu Samet Yalçın Kaya'nın yedeği olacak. O yüzden onu da Ozan'la değiştireceğiz. Savaş abimizi de A2 kadrosuna gönderiyoruz şimdilik. Güzel bir orta sahamız oldu. Orta sahadan şu an için memnunum abi. Orta saha ile ilgili çok bir sıkıntımız yok ama o Ali Yavuz Kol şeye gitti ya. Sağ stopere gitti. Ulan dedim ne oluyor? Buraya aldık. Şimdi abi stoper bakmamız lazım bizim. İnsanların sözleşmeleri genelde 30 Haziran'da bitiyor. O Recep Gül var. Bize gitmedin. Gençlerbirliği'ne gittin. 5 tane top oynamadın. Hiçbir top oynamadın. Halbuki bize gitsen. Bu arada Benet'si bekliyoruz abi. Bu Benet'si almamız lazım ya. Bakalım Benet ne olacak? Alabilecek miyiz? Evet abiciğim. Güzel bir transfer yapıyoruz şu anda. Kenan Bennett. Kabul ediyoruz isteklerini. Ciddi maaş verdik. Ciddi maaş verdim ya herife. Biraz transfer bütçemizi arttıralım beyler. Bu şekilde olmaz. Oo, böyle yaparsak transfer yapamayız. Neyse abi böyle yapacağız ya. Bu şekilde yapacağız. Şimdi şöyle olacak. Metin Can'ı yedeğe alacağım. Yani benim ya Kadir'i Zahit'i satamadık beyler. O yüzden Kadir'i satacağım. Maalesef. Şu an için Kemal'le devam abi. Yani forvetten daha öncelikli eksik olan bölgelerimiz var. Maalesef. Acaba Kadir'i alır mısınız? Ya bir tane adam satayım da bari biraz para kazanalım ya. Ulan şu takım 2 senede 2 tane lig atladı. Hiçbir oyuncusunu kimse almıyor usta. Böyle rezillik olmaz ya. Tabi transfer sezonu genel olarak açılırsa abi orada belki belli başlı şey görürsek Samet Karakoç yedek oyuncu. Bilemedim abi. Yani güzel bir transfer şeyi görebilirsek alabilirim abi. Yani forvet dahi olsa alırım. Yok. Devam edelim. Çok iyi bir transfer yaptık şu anda. Bu arkadaştan gerçekten memnunum. Kadir'i izleyenler var ama kiralık olarak istiyorlar ve biz yine adam satamıyoruz ya. Abi biz neden adam satamıyoruz ya? Yani satmak istediğim adamları satamıyorum. Satmayacağım adamı da Göztepe istiyor. Ben sana bu Göztepe niye vereyim abi? Tüm teklifleri reddet. İşine bak. Bilemedim. Şu anda Kenan Bennett'i aldık. Bu arkadaşı direkt sola koyacağız. Bu beyimiz solda oynarsa Sertaç'ı da sağa koyacağız. Oo Ammo hoş geldin ya. Ne haber nasılsın iyi misin? Abi takıma adam alamıyoruz. Somali sefalet var ya. Ulan kimse takıma gelmek istemiyor ya. Ya resmen oyun içerisinde oyun var yani. Böyle bir şey olamaz. Ben Manisa'nın bu kadar kötü olacağını bilsem bu kadar girmezdim yani. Tam challenge oldu bize bu. Bizi üzdüler ya. Bir tane eli yüzü düzgün adam yok. Şu Samsun'a bir daha gidelim. Samsun küme düştü bu arada. Ya şu Nurullah'ı bana satsanız abi. Kalecimiz yok kalede be. Gel artık sen de Nurullah. Yeter be kardeşim. Yeter be. Mehmet Yılmaz'a da bir teklif yapacağım. 250-350 vermiştim. Onu da kabul etti. Bakalım bu ikisini alabilirsek abi zaten parada kalmadı yani. Parada kalmadı. Ya bir adam satacağız. Oo para kalmadı.
Zaten Nurullah gelmek istemiyor. Bu da gelmek istemiyor. Adam alamıyoruz. Talha Galatasaray'a gitti. Ben de olsam ben de Galatasaray'a giderdim. Kadir Arı yok. Kadir'i satamıyoruz ya. Kiralık istiyorlar. O da bizim işimize gelmiyor. Şöyle bir rezervlere bakalım abi. Buradan satacağımız bir adam var mı diye bakayım ama yok. Yok abi yok. Hiç adamımız bile yok. Onur Tekin var Çorum'dan kaleci. Rezalet. Rezalet. Abi çok fazla oyalanmayalım. Biz bir hafta daha sümüle edelim. 24'üne gidelim. Tekrar bakalım. Belki o zamana kadar bir iki bir şey değişir. Çok toplama bir takımız ya. Çok toplama takımız abi. Güzel olmaz. Vallahi ne kadar lig varsa abi Hollanda işte Portekiz bunların altyapılarının hepsine bakacağım abi. Ne durumdayız? Sözleşme imzalamış. Hala Beşiktaş hala adamlarımızı istiyor. Ulan şimdi bir şey söyleyeceğim de olmayacak ha. Prosineşki Gençlerbirliği'ne gelmiş. Tamam abi olsun. Devam devam. Manisa Ömer Çalışkan'ı istiyor. Kim bu Ömer Çalışkan ya? Abi ben satıyorum Ömer'i ya. Al. Al abiciğim. Ömer'i satıyorum abi. İlgilenen alabilir. Oyun FIFA 22 mi kalmış? Abi onu belki gözümüzden kaçmış olabilir. Çünkü bundan önce FIFA oynadım. Aksiden olmuştur. Onu düzeltiriz. Bu kadroyla pek Süper Lig şampiyonu olamayız ya. Yani oyun bile olsa olamayız abi. O kadar söylüyorum. Şansımız yok yani. Zannetmiyorum. Ama Arda o şeyi düzeltirim abi. Bu kim ya? Ulan iyi bir sağ bek vardı. Bu da gitti Groningen'e. Hadi buyur. Bu kim abi? Bu arkadaşı alabilir miyiz ya? Çok iyi bir sağ bek bu. Arda devam mı abi FIFA'ya? Ne durumdasın? Ben bir 3 maç oynadım. Biraz daha zorlarsam Division 3'e geleceğim. Yani bir haftadır falan ilk kez oynadım yani. İşte 4 maç oynadım. 3'ünü kazandım. Son maç berabere bitti. Brekoviç'i de Altay istiyor. Ulan Altay bile bizden adam istiyor be. Bu ne cüret be. Şöyle bakıyorum. David Atanga var. Yok abi. Mamadou bize gelmez. Kaleci bakıyorum. Yok. Hikmet Çiftçi yok. Yaramaz. Abi sağ bek almamız lazım. Şu anda gözüme en iyi yüzü düzgün bu Gassama çarptı ya. Yani alalım bizi bir sene götürür ya. Şöyle bir 100 bin 100 bin verelim de. Bir fakir işi yapalım bakalım ne olacak. Ajax rezerve bakacağım. Ajax rezerve bakacağım. 100 bin 200 bin. Abi bizim çok paramız yok keş. 200 bin verebilirim. Senin güzel hatırına o da yani. Ne dersin? Ulan hala ne koparırsam peşindeler ya. Tamam 400 hadi. Lan hadi. 450 tamamdır. Bakalım bu beyimiz gelecek mi? Transfer listesinde yani. Eğer gelirsek iyi bir sağ bek de almış oluruz. Ajax rezerve bakayım ama bunların oyuncuları bir hafta sonra gelecek abi. Ya bazılarını kiralamışlardır. Bak mesela Edin Visca'yı Ajax almış. 7 milyona satıyor. Enteresan. Şu anda iyi oyuncular yok.
Bu arada abi liderler tablosunda dördüncü sıradayız. Enteresan. Bu kim abi? Ha, sağ bek bize gelmek istemiyor. Ulan zaten gelirsen. O Gassama geliyor abi. En azından bizi de oturup maaş konuşacak beyimiz. Hemen bunların aklını çelmemiz lazım. Gel babacığım seni yıldız oyuncu olarak alalım. Gel gündüz de gece olalım be. En çok kazanan eşitleme maddesi kaldır. Sana 40 bin veremem başkan. 27'den pazarlıklar açalım. Oha 40 bin istiyor lan direkt. 28 olsa. Oha herif bir kuruş aşağı inmiyor lan. 30 bin. Ulan senin yapacağın pazarlığa be. Neyse abi 30 bine sabit ki çözdük. Bu arada Ömer'i ne al al abicim. Eyüp Spor bizim adamımızı almış. Güzel sevindim. Abi sağ bek işini de çözdük. Vallahi sevindim ya. Yoksa şu Sinser'ı setle oynayacaktık. Rezalet yani. Şimdi bir tane stoper almamız lazım. Güzel bir stoper almamız lazım. Belki oraya kiralık çözeriz. Bakalım ne olacak. Güzel adamlar var ama abi hiçbiri gelmiyor. İşte buluyoruz, araştırıyoruz. Yok. Gassama Manisa'mıza geldi. Gel kardeşim, hoş geldin. Çok rica edeceğim, sakın sakatlanma. Vallahi adam yok. Yani vallahi adam yok. Şimdi şöyle yapalım. Bununla bunun yer değiştirelim. Sinister seti. Bunu yedeğe çekeceğiz abi. Bu zaten 2,5 yıldız ne lan? Rezalet. Devam edelim. En azından şu transfer sezonu açılsın abi 1 Temmuz itibariyle. Fikstürümüz falan çekilsin. Gassama geldi. Altay Brokovic'e imza attırmak istiyor. Ulan sana ben Brokovic'i verir miyim çakal? Ama benim bir tane stoper almam lazım ya. Bir Doğukan İnci mi? Yok yaramaz. Abi bu bardak değil ya. Bu şey abi. Sen söyle adını. Bildiğin şişe abi. Bu 1 litrelik şişe. Ya bunu böyle su içeyim diye aldım yanıma. Yoksa abi gidip kim su içecek? Bizi biliyorsun biz. Bizi tanıyorsun abi. Biz uğraşmayız böyle şeylerle. Yok abi yok yok. Vazodan su içmiyorum abi. Abi bizi tanıyorsun. Biz şimdi buradan kalkacağız. Mutfağa gideceğiz. Bardağı alacağız. Şimdi kesin sürahide de su olmayacak. Pompaya gideceğiz. Pompaya basacağız. Pompadan suyu dökeceğiz. Sonra paspas alacağız. Hanımlar evde fırça kayacak. Paspasla suyu sileceğiz. Bizim işimiz uzun ama. O yüzden abi buna dolduruyorum. Kafam rahat ediyor. Ya buna da bir ben dolduruyorum. Arada da hanıma paslıyorum yani. Yok baba bunlar zor işler. Onlar bizi yorar abi. Bizi bunlar yorar. Bizi yorar. Ya Allah kahretsin. Bir tane adam alamadık. Lanet olsun. Çık tatile gel 1 Temmuz'a ya. Şu en azından lig başlayana kadar abi bitireyim diyeceğim de güzel adamlar alamadık. Takım sefalet. Düşmesek iyi yani. Düşmesek iyi. Bakalım abi. Bu arada abi FIFA yayını yaptım bundan önce. İnanır mısın hiç sinirlenmedim. Yani yayından mıdır nedir tam bilmiyorum. Ama ağzımdan bir tane falan küfür çıkmamıştır yani. 4 maç oynadım. İnanılmaz iyi geldi bana bu yayın olayları ya. Hiç mis gibi. Sinirlenmeyince abuk subuk hareketler de yapmıyorum. Yani savunmayı falan açmıyorum. Garip goller yemedim. İyi oldu yani bu. Bakalım bu internet işini çözdük. Hafta sonu ligindeki maçları falan yayın yapmayı planlıyorum ya. Ha, orada çok patates olursak en kötü yayını falan kapara atarız yani. Bizi biliyorsun. Takımda bir sürü oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Bunlardan biri Bahattin Köse. Şimdilik sen kal. Beykan Şimşek gidebilir. Hayatta başarılar diliyorum. Berkay Değirmencioğlu gidebilir. Cumali Biçli gidebilir. Mehmet Çınar gidebilir.
Ulan ne kadar çok boş adam var takımda be. Bunların hepsi gidebilir abi. Bir tek Bahattin'e bakacağız. Doğan'ı isteyen var. Kadir izleniyor. Kadir'i kiralık istiyorlar. Yok abi yok. Kollar 500-600 lira olmuş. Yürek dayanmaz vallahi. Bu arada abi Gassama geldi. Hemen kendisini sağ beke koyduk. Ulan bizim Muhammed Sarıkaya gitti mi? Yo nereye gitti lan bu Gassama? Ha Gassama sağ stopere geçmiş. Ulan dedik bir anda ne oldu ya? Şimdi buraya abi Gassama'yı koyacağız. Kanat bek oynayacak. Sincere seti çıkaracağız. Sarıkaya'yı koyacağız. Şu an takım oturdu gibi bir tek stoper lazım. Ligin ilk maçı kimle oynuyoruz? Abi ligin ilk maçı Başakşehir deplasmanı. Lanet olsun seni fikstürü çekene ya. Denizli, Trabzon deplasman, Beşiktaş ev. Allah kahretsin ya. Ligin 4 maçının 3'ü de büyük takımla oynuyoruz ya. Ya abi biz hiç mi garibanın yüzü gülmeyecek? Ben anlamadım ki ya. Bunlar ne zaman tatilden geliyorlar? Dördünde geliyor. Gelin. Abi durduk yere şey ya. Bol bol hazırlık maçı yapacağız. Takım en azından birbirine alışsın. Buca bile diye. Ligin ilk maçında direkt harakiri yapacağım ya. Başakşehir'e. 4-5 yeriz. Tam küme düşme potasında başlarız. Ali Ağa futbol. Güzel. Güzel. Oo, güzel adamlar var abi sözleşmesi bitenler. Şimdi tabii 1 Temmuz olduğu için transfer listesi zaten rezalet. Bizi bir Allah'ın kulu kafasını çevirip bakmıyor. Altınordu'da 17 yaşında bir Ramazan Bulut var. Bunu alsak mı ya? Kiralamaya uygun diyor. Para vereyim ben sana. Şöyle bir 20 bin dolar ateşleyeyim. Ne diyorsun? Sözleşmesi sona erenlere bakalım. Erik Ayuk. Erik Ayuk mu? Abi güzel bir kanat oyuncusu buldum ya. Bunu alabiliriz. Yedek medek gider. Şöyle bir stoperlere bakalım. Kimler var? Kubilay Uzel. Ulan 16 yaşında herif ya. Geç. Ahmet Çalık'a geliyoruz. Nedir? Ne durumdadır Ahmet? Ahmet sakatlanmış. 2 hafta yok. Satar mısın Başkan Ahmet'i? Şöyle 250 bin dolar ateşlesek. Ajax'a gelelim. Şimdi abi biz biraz bizim bildiğimiz oyuncular var. Onlara bakacağız. İşlerinden alabildiklerimiz o. Abi şu Kiki Pierre'i sol stoper oynatırım ya. Gel güzel kardeşim. Sen 2 sene seni kiralamak isterim. Yıldız oyuncu. Gel başkan bizim yıldız oyuncumuz ol be. Kenneth Taylor da müthiş bir adam ya. Bu defansif ortası olması lazım gerçi ama bunu bir gözlemleyelim. Abi şimdi bizim istediğimiz adamlardan biri Felix Correa. Sağa çıktı abi bu herif. Dinamo. Gel başkan. Oo kardeşim gel hoş geldin. Önemli oyuncu olarak kadroma katmak isterim. Marquez. Alejandro Marquez. Gel. Oo Ingolstadt'ta mı lan bu? Bu gitmiş. Bu kopmuş. Portekiz'e gidiyoruz abi. Bunların altyapısı çok sağlam. Özellikle gençleri makina. Oha. Paulo Bernardo'ya bak lan. 10,5 milyon euro olmuş. Bize göre bir adam çıkmadı abi. Çıkmadı değil. Zaten bizim almamız zor da. Şu adamı kiralayabiliriz ya. Antonio Silva. Gelir misin? Gelirsin. 2 yıllık kiralıyorum. Senin ilk 11 oyuncusu yapıyorum. Gel güzel kardeşim. Bir de abi Araujo var. Nestor Henrique Araujo. 3,5 milyon euro değerinde. Gel güzel kardeşim. Gel güzel kardeşim.
Şimdi güzel abi kiralık oyuncular yaptık. Bunlardan iki tanesini falan gelirsek takım bir şekerlenir. Zahit'i satamamıştık. Şansımızı bir daha denesek mi acaba Zahit'ten lan? Biraz paraya ihtiyacımız var. Biraz paraya ihtiyacımız var. Başkan da çıkarıp bir ateşleme yapmıyor. Şimdi Zahit'i satış listesine koyduk. Zahit olmazsa Kadir'i satacağız. Devam. Ahmet Çalık gelmiyor. Zaten normal. Pierre olabilir. Correa olabilir. Antonio Silva olabilir. Arroyo olabilir. Güzel. Bu arada abi bizim bir aldığımız bir adam vardı. Kenan Bennett. He. Ulan sana çok para verdik ya. İnşallah karşılığını alırız. Abi öyle ya. Ne yapalım abi? Adam gelmiyor görüyorsun. Ulan bir tane takıma kaleci alamadık usta ya. Böyle rezalet olur mu ya? Yalnız Kenan Bennett. Bakalım ha, bu heriften çok umutluyuz ya. Hız 15, 13 falan. Bakalım. Zahit'e teklif yok. Harika. Muhammed Akarslan'a teklif atmışlar. Ömer Çalışkan lan yürü git. Kadir için kiralama teklifi vermiyorum abi. Ben de kiralık oyuncu yok. Nuri Şahin oynar mısın bizde lan? Enteresan işler oluyor abi. Şu anda Zayt'i transfer listesinden yine çıkarıyorum. Çünkü bu herifi satamıyoruz bir türlü ya. Bu adam gitmiyor abi bu takımdan. Kadir'i şöyle yapacağız. Bizim Kenan Bennett'i alacağız abi. Kadir'le yer değiştireceğiz. Kadir artık yedek olacak. Kadir yedek olacak. Çağlar var. Ataberk var. Ozan var. Varoğlu var. Takım dolu. Gönder Ozan daha ikiye gitsin. Şimdi şöyle yapıyoruz abi. Sertaç'ı Metincan'la bir yer değiştirelim. Seni de tak değil. Tak mı oynayacaksın lan? Ters ayaklı olarak Sertaç'ı şeye attık. Sağ tarafa attık. Buraya da yeni transferi koyacağız abi. Kenan Bennett. 4 yıldız oynuyor beyimiz. Ne oynuyormuş? Kanat oyuncusu olarak. Tamam baba. Kanat oyuncusu. Destek. Güzel. Şu anda Emre Demir'den beklentimiz çok yüksek ya. Fazla tribe soktuk çocuğu. Neyse. Devam edeceğiz. Sertaç'ı kesinlikle satmamamız lazım. Bu herif bu sene de oynayacak. Bakalım abi. Zaten çok paramız kalmadı. Hep kiralık üzerinden gideceğiz. Ama bu arada hiç boşa çıkmış falan ucuz oyuncu görürsek de Akbaba gibi çökeriz. Zaten transfer listesinde hiç iyi adam yok. Bunu da geç. Sözleşmesi sona erenlere bakalım. Son paramı kaleciye harcayabilirim. O kadar. Simon Bejari var. Yabancı kaleci de almak istemiyorum ya. Sağ beke Vursa'ya bir çayla oynuyor musun lan? 36 yaşına gelmişsin sen. Enteresan. Philip Klinkman. Yok. Güzel sağ bek yok. Stopere gelelim. Ya bir tane güzel stoper çıkar şuradan lan. O da yok. Eli yüzü düzgün bir tane adam yok. Usta sözleşmesi bitmiş. Yaramaz. Aslında vardır da bize gelmek istemiyorlar abi. Şimdi biz kaleci için tekrar bir Göztepe'ye gidelim. İrfan'a %50 veriyorum kardeşim sana. Kabul ettiler de abi İrfan gelecek mi? Ya İrfan bir gel de abi. Transfer olayını bitirelim seninle ya. Al Jivayet. Piç hala gelmiyor usta.
Neyse devam ettim. İrfan gelmiyor. Ana koyayım ya. Nurullah'a bakalım. Bir de şansımızı burada deneyelim. Para yok zaten. Ama %50 veriyorum. Abi o kadar parasız ve yolsuz kaldık ki. Tamam öner şartları. Ulan Nurullah sen gel bari be. O da gelmedi. Kaleci yok abi kalemizde. Utku yuva kuran. Utku da gelmiyor. Şöyle bir milli takıma gelelim. U19'a bakalım. Kaleci var mı? Kaleci yok burada. Buraya bakalım. Ersin'e paramız yetmez. Aha kaleciyi buldum lan. Caner Karakaya. İşte bu abi. Bunu alacağım ya. 16 yaşında kaleye kaleci koyacağım abi. Kafayı iyice sıyırdık. 1 milyon euro istiyorsun şu adam. Utanmadan arlanmadan ya. Herif 16 yaşında ya. Al senin güzel hatırın için sana kardan pay veriyorum. Ulan ne gözü aç takımsın be. Evet. Bu beyimiz gelmek isterse bize direkt kaleye koyacağım. İstatistikleri yaşına göre çok iyi abi. Yok abi ne karyosu gözünü seveyim ya. Benim zaten şu anda yabancı sınırı var ya usta bizim şey oynatmamız lazım ya. Bizim Türk oyuncu yapmamız lazım. Bakalım kaleci gelecek mi? Oo kaleci geldi. Ulan vallahi geldi ama kulübü basamak falan yaptırtmam sana ha. Ananı sikeyim. 2,4 milyon serbest kalma bedeli istiyorsun ya. Nasıl olacak şimdi bu işler? Neyse biz seni alalım devrede sana sözleşmeni yenileriz. Kaleye bir tane kaleci almam lazım abi. Ömer'i satacağım. Onun yerine onu koyacağım. Kalede 16 yaşında herif oynatacağız abi. Yani gerçekten sezona ilk çıktığımız sezonda da bu tarz bir olaya girişmemiz çok hoş olmadı. Baksana abi Erik Ayuk da gelmek istiyor. Gençler Birliği bizle görüşüyor. Terk et abi görüşmeyi. Direkt terk et. Erik Ayuk. Bir iki tane kanat oyuncumu satsaydım bu adamı alırdım ama zaten takım kanat kaynıyor. 5 tane kanat oyuncusu var olan takımda. Stoperlerden birini kesin almam lazım. Kenneth Bennett'ten beklentimiz çok büyük. Kaleci alırsak rahatlayacağız. Yani belki de geleceğin kalecisini alıyoruz yani. Nuri Şahin'e bak o parayı biz sana nasıl verelim? Pierre bizi reddetti. Yok kiralık oyunculardan mesela biri bizi reddetti şu anda. Antonio Silva'yı bekliyorum stoperde. Correa'yı bekliyorum. Bir de Henrico Araujo'yu bekliyorum forvet olarak. Ama hala stoper bulamadım. Hiçbirini bulamazsam Furkan'ı koyacağım. Furkan Balaban'ı koyacağım. Bu da bizim ayağımıza sıkacak. Ya şu takıma stoper bulamadık kardeş ya. Şöyle transfer listesinden stopere baksak. Nuri Emre Akşit. Hep yaramaz yaramaz adamlar. Ya şu Ozan Vafor'u almak istedim. O bile gelmedi lan. Aa, Ozan Vafor. Niye çıkmadın lan? Galatasaray'a bakalım. Kerem Aktürkoğlu'nu kiralayabiliriz belki sol açığa. Gerçi sol açığa adamımızı aldık. Ama rahat durmuyoruz abi işte. Ha Ozan Vafor. Altay istiyor kiralık. Abi gel Ozan'ı kiralayalım ya. Ulan buradan da çıkıp Altay'a gidersen vallahi senin aklını alırım ha. Yani verdik 60 bin dolar. Bakalım gelecek mi? Serdar Taşçı var da bunun yaşı fazla. Emin Bayram var. Tekrar kiralayalım. Belki gelmek ister ama Galatasaray kiralamıyor. Bunu büyük olasılıkla oynayacaklar. Devam ediyorum.
Abi Ozan Vafor Altay'a gitmek istiyor, görüyor musun ya? Ulan Altay'ın repütasyonu bizden daha iyi ya. Ya böyle rezillik olmaz olsun ya. Takımda stoper yok abi. Bir tane 16 yaşındaki kaleciye 1 milyon euro para verdik ya. Başkan bile biraz para ateşleyemez misin ya? Şöyle yapacağız abi. Rezervde bizim Berkay Değirmencioğlu var. Zamanında bunu Sakarya'dan almıştık. Bunu bari as takıma çekelim. Şimdilik Furkan'ı sağ stopere koyalım. Takıma bak abi. Takım yokları oynuyor ya. Berkay'ı da üçüncü stoper yapalım. Şu anda bir dördüncü stoperimiz yok. Ha, Furkan Ünver var. Dördüncü stoper Furkan Ünver. İyi bakalım hadi. İyi bakalım. Şöyle gelelim. Bir de stoper bakalım bizden. Yok abi yok. Çok zormuş lan bununla bu. Erdoğan'a ama para da kalmadı ki yani. Para da kalmadı. Bakalım kaleci gelirse diğer kalecimi satacağım. Evet, oyunculara ceza olayları. Caner Karakaya'yı aldık. Aroyu bizi reddetti. Correa bizi reddetti. Ömer Çalışkan da gidiyor. Abi kiralıkların da hiçbiri gelmiyor. Bakalım bu kalecimizi satabilecek miyiz? Geçen sene bunu insanlar almak istiyordu. Takımlar falan almak istiyordu. Bakalım ne olacak? Göreceğiz abi. Şimdi de inşallah alırlar. Pascu var. Şunun sözleşmesini bari onu da uzatamıyoruz. Bizim bu ligde işimiz çok zor abi ya. Ya biz adam gibi bir stoper daha 3 takıma koyamadık. Vallahi yazık oldu. Gökay Güneş stoper oynar mı? Ulan bu stoper oynar be. Gel başkan. Gelecek sezon seni rotasyon yapacağım. Gel bari sen gel, gözünü seveyim ya. Eğer bu Gökay'ı alırsak biraz stoperi çözeriz. Bu arada inşallah teklif kalecimizdedir. Ömer Çalışkan gitti. Evet. Altın Ordu Ömer'e teklif yapmış. Güle güle. Kerem gelmiyor. Erdoğan gelmiyor. Bak Kerim Fıray'ı Fenerbahçe almak istemiş. Aman abi. Sakın Kemal'i falan satma başkan. Ortada kalırız. Ya sinirden oyunu falan kaparım yani ha. Bu arada bizim 16 yaşındaki kalecinin değeri 500 bin dolar. Herif 16 yaşında değeri 500 bin dolar. Çok iyi bir kaleci aldık ya. İyi bir wonderkid aldık yani. Kaleci olarak oynatacağız onu. Ne durumda? Oo, sıkıntılı burası lan. Seni libero oynatsam destekli. Şimdi düzeldi. Şimdi düzeldi. Bakalım. Ulan bir tane güzel bir fırsat transferi olsa var ya, çok güzel olur bizim için. Paramız kalmadı zaten. Stoper var mı kiralık? Ramazan Bulut var Altınordu'da. Hızı çok rezalet abi. Bu olmaz. Yaramaz. Yok abi. Stoper yok. Bu arada abi ilk hazırlık maçımızı yapacağız. Haps. Ben sana teklif yapmıştım zamanında, kabul etmedin Hapsçığım. Neyse Gökay geldi. İyi oldu. Gökay'ın gelmesi çok iyi oldu abi. Bunu direkt stopere koyacağım. Bu bayağı iyi lan bu adam. Bu adam bayağı iyi abi. İyi stoperi bulduk. Oh rahatladım. Furkan'ı en azından oynatmayacağım abi. Şu Furkan'ın haline bak ya. Rezalet. Böyle yaptım.
Hatta bunu da böyle yapayım. En sonra şey yaparız. Evet, şu an takım biraz oturdu abi. Bizim için iyi oldu. Bir tane de forvet alabilsem. Yok, iyi transferler yaptık. Yine ağlaya ağlaya güzel transferler yaptık abi. Şu anda takımımız bu şekilde. 3 yıldızın altında mevkisi olan yok. Bu güzel bir şey. Bu adamı da 2 yıllık kiraladık. Bu güzel. Bunun ben daha sonra bonservisini alırım bu Gökay'ın. Bu iyi bir stoper. Recep de Gökay'ı oynatacağız. Gassama, Burekovic. Kalede 16 yaşında bir çocuk var. Bakalım, inşallah elek olmaz. Ömer de giderse burası biraz rahatlar. Furkan yedek, Ataberk yedek kaleci. Ali Yavuz kolumuz var. Güzel abi, fena değil. O atlama transfer listesindeymiş. Ne kadara koydular lan atlama? Ha, 1,1 milyon, ama bu adam bize gelmez zaten, bu kadar paramız yok. Devam. İlk hazırlık maçı plansız devam ediyoruz. Transferleri büyük ölçüde bitirdik. İlk maç 6-0. Emre Demir ilk dakikada gol attı. Güzel haber. Bu arada duran topları kime kullandıracağız bu sezon? Ona bakalım. Takımda duran top kullanabilen oyuncu yok. Harika bir takım kurmuşuz gerçekten. Metincan'ı alıyorum abi yine. İkinci olarak da Emre'yi koyacağım ben. Kimi koyayım ya? Ulan. Devam. Gözümde bir yandan stoperde, pardon, forvette gözüm. Papa Diouf. Abi bu Diouf'lar güzel forvet oluyor genelde ya. Yaramaz. Kiralığa bakalım. Forvet güzel kiralık oyuncusu var mı? Amir Abdijanovic. En kötü bunu kiralayacağım abi. İtalyan. Crotone'de. Yaramaz. Bir de sözleşmesi sona ermişe bakalım. Belki forvet olayını bedavaya çözeriz abi. Niklas Bentler var abi, 34 yaşında. Hızı 4. Kahnı. Ulan biz 2 koşuyorum ya. Ben 2 koşuyorum. Evet. Fena değil. Takım dengeli oldu yine. Sağ bekimiz var. Sol bekimiz var. Yedekleri var. Ömer Kahveci de gitti. İyi oldu. Birinden kurtulduk. Beykan'ı kiralamak istiyorlar. Bizde kiralık oyuncu yok abi. Çok üzgünüm. Maalesef kiralama durumunu uygun değil yapıyorum. Ömer'e de teşekkür edelim. Bizim 2 sene kalemizi korudu. Yani fena değil. Düşeceğimi düşünmüyorum ya. Ligden düşmem de Avrupa'ya gidebilir miyiz onu bilmiyorum ya. Avrupa işi çok iddialı oldu. Bakalım biz başkanı ne kadar borca soktuk. Oh, başkanı totalde 8 milyon euro borca sokmuş. Şu anda başkan geceleri uyku uyuyamıyor. Ben diyor nereye geldim diyor başkan. Başkanı patates yaptım vallahi. Kim alabiliriz lan forvet olarak? Düşünüyorum da aklıma gelmiyor. Silva da teklif reddetti. Abi haydi. Şu Araujo'yu alacağım lan. Henrique'yi. Bak güzel kardeşim. Bak gel seni yıldız oyuncu yapayım. Gel başımızın tacı ol. Şeyi keseceğim lan. Kemal'i keseceğim lan. Yeter ki gel. Kenan Benet. Çok beklentim var senden. Çok. Bir de çok yabancı oyuncumuz yok ilk 11'de. Yani o da güzel bir şey. Beşiktaş Muhammed Akarslan'a bu ne lan? Bu ne ya? Başkan yine bir oyuncumuzu sattı abi. Ya başkanı keseceğim ha.
Vallahi başkanı keseceğim ya. Ya koyacağım şimdi ta Allah'ın başkan gibi ya. Yönetim daha önce buna benzer durum yaşanıp sizin transfere karşı çıktığınızda sizi dinlediklerini hatırlatmakta fayda gördüğünü, buna dayanarak bu sefer kendilerinin karar verdiğini belirtti. O yeni Malatya Nurullah'a çökmüş. Samet sakatlanmış. Oh bu adam gitti baba geçmiş olsun. Aleykümselam canım hoş geldin. Abi takım patatese döndü ya. Herif zart diye satıyor abi. Başkan hiç bize sormuyor ya. Bu adam sana lazım mı? Bunu kullanacağım mı? Hiç. Bam güm. Kimi koyacağım şimdi ben lan onun yerine? Bunu oynatacağım. Bunu oynatacağım. Samet'i oynatacağım. Gel abicim. Rezervden. Ozan Koç. Yine Ozan'a kaldık. Ya şu adamı da bir kiraladık. Bizim her sezonumuzda oynadı vallahi. Muhammed'i Beşiktaş'a kaptırdık. Başkan teklifi kabul etti. Başkan bize düşman ya. Hiç bize düşman başkan. Evet, şu kazasız belasız şu transfer list döneminden bir sıyrılsam abi oyuncularımı şey yaptırtmadan. Batuhan sakatlandı. 2 gün önemli değil. 2 gün bir şey değil abiciğim. Hemen iyileşirsin. Fenerbahçe Kerim Fıray'ı almış. Muhammed Beşiktaş'la imzaladı. Helal olsun abi. Pat diye aldı adamı bak görüyor musun? Ulan sen Beşiktaş'sın. Benim adamımı niye alıyorsun ya? Allah aşkına ya. Ulan başka adam mı kalmadı lan piyasada? Altay sol bekimi istiyormuş. Al abi 10 milyon verirsen veririm. Orta saha yine zayıfladı. Metehan, Samet ve Ozan'a kaldık. Başka da orta sahamız var mı? Tuğbe var abi. Tuğbe. Yedekte Tuğbe var. Bu gizli forvet. Bu da yaramaz bize. Bu da yaramaz. 600 bin dolar bu arada bütçemiz oldu. Bütçe biraz arttı. Şöyle bir Bursaspor'a bakalım. Oradan güzel bir adam yakalayabilir miyiz? Bir yandan da abi hazırlık maçlarını oynamaya devam ediyorum. Deniz Aydın var Bursa'da. İyi bir kaleciymiş lan. Bunu da alabilirmişiz. Berat Altın Diş yaramaz. Güray Vural varmış Bursa'da. Oo Bursa 3. ikinci lige düşmüş. Kötü. Samsun'a gelelim. Samsun 1. ligde ama bizden hala adam alabiliyor. Gökhan Karadeniz. Çok para ister. Cece, Bianchi, Kevin Bolli, Nurullah. Nurullah yeni Malatya'ya gitti abi. Kaleciyi kaçırdık. Ama biz kaleciye bir wonder kit aldık ya. 16 yaşında bir adam aldım kaleciye. İstatistikleri çok iyi. Soner Dikmen. Bu adamı alabiliriz ya gel. Ya ben bu Samsun'a bir yara vereceğim ya. Samsun'a bir yara vereceğim yani. Atakan Gündüz'ü kiralamışlar. Ulan bunu nasıl kiraladınız Trabzon'da? Enteresan. Furkan Soyarap olabilir. Şey gittiği için yerine bir adam bakıyorum. Oo Ali Güner'e. Bu adamı nereden bulduk lan? O Ali Güner'e. Abi buldum. Güzel abi. Orta sahamı buldum hemen. Yedek de olsa. Hemen abi Ali Güner'e hızlı bir transfer teklifi yapacağız. 60 bin dolar, 60 bin dolar. Senin için büyük para Samsun. Oha lan. 100 bin nasıl istedin o kadar parayı? Şurayı 125 yapalım. Şurayı da 125 yapalım. Gel sıkışalım. Bizi çok yormadın. Soner Dikmen var. Bunu da alacağım lan. Bu adamı alacağım. Sadece sana inat olduğu için bu adamı alacağım. Genç kaleci çok mutluyum lan kaleciden ben. Yani hem çok ucuza aldım. Hem istatistikleri iyi, önü çok açık, gelişime müsait.
Bilemedim yani. Birazdan gösteririm şeyini. İstatistikleri ama olmuş kaleci yani. Bakayım. Baksana abi şu adama ya. Refleksi 17 kalecinin abi. Yaşı 16. Bu daha gelişir. Bilemedim. Memnunum abi. Bu arada sadece Samsun'a yara vermek için iki tane orta saha aldım. Birini hiç kullanmayacağım. Diğerini takıma koyacağım. Ozan'ı tekrar A2'ye göndereceğiz. Ama orta saha takımda önemli. Bu arada takımda hiçbir mevkide hiçbir oyuncunun birbiriyle uyumu yok. Çünkü takımı komple değiştirdik. Bu da bizim için güzel olmadı ama yapacak bir şey yok. Evet, Adana'yı yendik. Emre Demir iki maçta hazırlıkta iki tane golü var. Güzel. Bu kim? Ali Güneren rotasyon oyuncusu olarak. Gel kardeşim hemen işe başla. Yıllık maaş artışı mı istiyorsun? Tamam lan %10 vereyim de maaşını 7.25 yapalım. 7.25 yapalım 7. Ya 7.25 yapalım ya. Evet, herif kabul etti. Soner'e gelelim. Soner de rotasyon istiyor. Olur. 2025'e kadar senin de 7.25 yapalım. Çünkü diğerine 7.25 verdik. Tamam hadi seninki 7.75 olsun. Avili defansif orta saha. Hiç kullanmayacağım. Ama takımda olsun diye aldım. Diğeri ofansif orta saha abi. Bizim Muhammed gittiği için onun yerini aldım. Zaten takımda başka OOS yok. Yani ofansif orta saha yok. O yüzden onu almam gerekiyordu. Muhammed'in yerini bu şekilde çözdük. Çünkü Emre falan sakatlanırsa yerine koyacağım adam yok. Bakalım ne olacak. Evet, Habs Lokomotiv Moskova'ya gitti. Oğuz Çetin falan Aroyu. Aroyu gelmedi abi. Şu anda forvetsiz kaldık. Yine Kemal ile oynayacağız ligi. Ya şu Avoni'ye bir baksak mı ya? Geleceğini hiç zannetmiyorum ama. Abi bana bu adamı verir misiniz ya? Bana bu adamı verin. Ligin içinden geçelim abi. Paramız var. Ama yeter ki gelsin. Ya şu Avoni'yi gelse var ya ligin içinden geçeceğiz içinden. Çok iyi bir adam ya. Dur bakalım. Şu anda takımımız transferleri kalecimiz yeni. Gassama yeni. Gökay Güney stoperimiz yeni. Emre Demir, Yalçın Kayan bunların hepsi yeni adamlar. Yalçın'ın istatistikleri iyi duruyor. İnşallah yanıltmaz. Kerem Benet sol açık yeni bir oyuncu. Emre Taşdemir'i aldık bedavaya Galatasaray'dan. Samet, Metehan. Bunların hepsi bizim yeni oyuncularımız. Devam edelim. Yine geniş bir kadromuz var. Altın Ordu Kadir için teklif yaptı. Güzel kardeşim bak. Ben kiralamıyorum oyuncu. Anlıyor musun? Avni eğer gelmek isterse bizi çok mutlu eder. Vallahi gece yastığa kafamızı güzel koyarız ha. Çünkü forvet olayını tamamen kapamış olacağız yani. Devam edelim. Bu arada oyuncular maç kondisyonu kazanıyorlar. Bu güzel bir şey. -0. Bu skorlar her sene böyle. Bunlar çok yanıltıcı olmaması lazım. Çünkü abi bunlar çok kalitesiz takımlar. Yani seviyesi düşük takımlar. Ama fikstürümüz çok kötü abi. Lig fikstürümüz çok kötü. İlk maçı Başakşehir deplasmanı olması. Rezalet. Dişimize göre takım da yok. Yani şu anda ligin belki de son 3. veya 4. takımıyız. Ulan heyecanlandım ya Avoni gelecek diye. Soner Dikmen'i aldık. Yedek oyuncu olarak onu takıma koyacağız. Ali'yi aldık. Abi şurada bir Avoni'yi görebilir miyiz ya? Soner Dikmen 120 bin dolarlık oyuncu abi ne olur ki? Yedek oyuncu olarak koyalım. Ozan Koç'u gönderelim. Kendisiyle vedalaşalım.
Hayatta başarılar dilerim. Berkay Değirmencioğlu'na bak, iyice ölmüş. Sana ulan gel seninle sözleşme yenileyelim lan. 2024'e kadar ama çok konuyu ezmeyelim. Evet. Hiç stoper yok abi. Bir şey olur, bir şey olur. Elimizde kalsın. Çok para değil 5.000. Zaten transfer bütçemiz var. Abi gözler Avoni'de. Ali Güneren iyi transfer. O kendisini çok belli etti yani. Ali'yi koyalım buraya. Ofansif orta saha oyuncusu. İş yapar ya. Yedek olarak koyduk. Bahattin Köse yedek. Hatta Bahattin'i şöyle Ali Yavuz'u koyalım ya. Bahattin iş yapmaz artık. Çünkü bu Ali Yavuz kanat olarak da oynuyor. Kanat falan olarak da oynuyor. Metin Can'ı oraya koyacağız. Hatta Zayt'i de oynatmayalım. Direkt Ali Yavuz'u oynatalım. Zayt'i de satamadık bir türlü ya. Elimizde çok adam kaldı. Devam edelim. Şu aboneyi bana verirseniz var ya. Al işte gelmedi. Oğlum niye gelmiyorsun lan? Neden neden? Neden gelmiyorsun ya? Manisa sana ne yaptı? Devam. Hızlanacağız artık. Bu saatten sonra başka bir transfer yapmayacağız. Çünkü hiçbir adam alamıyoruz. Yine forvetimiz Kemal. Seri bir şekilde ligin ilk maçı. Oh, Gassama sakatlandı. Aman 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 aman. Ulan sağ bek yok ha. Sakın. Brokoviç'e teklif yapmışlar. Oğlum Brokoviç'e falan sakın satma ha başkan. Bahattin gitti, önemli değil. Streli Mamba. Abi Streli Mamba. Forvet'in kralını bulduk. Allah kahretsin, bu da gelmiyor. Ya abi yeter artık ya. Ne zaman geleceksiniz oğlum ya? Bu kafayı sıyıracağım. Forvet alamadık lan takıma. Abi şu hazırlık maçını da oynayalım. Seri bir şekilde hızlıca. Evet abi burayı da 12-0 geçtik. Muhammed Sarıkaya da sakatlandı. Alayının dizi dönüyor. Ulan neyse. 30'una gidiyoruz abi Turgutlu Spor maçı. Burada bir save alalım. Aman abi yayınmayın gider. Bir şey olur. Bakalım Başakşehir, biz Başakşehir'i ilk senemizde kupada elemiştik abi. Yani ilk seneki o dandik kadromuzla Başakşehir'i elemiştik ama tabii burası Süper Lig. Burada ne olur bilemiyorum. Yani Başakşehir deplasmanında hızlı başlayacağız. Bir şok pres. Bakalım ne olacak göreceğiz. Uzun sürdü ya. Ne yüklüyorsunuz lan bu kadar hadi. Bana 10 tane sakatla gelme ya. Evet bayağı uzun sürdü ya. Evet abi. Bakalım abi neler olmuş. Mamba gitmiş. Lan Tobli kim ya?
Korera gitti. Emre... Oh be, Ercan Demirmiş. Ulan Emre zannettim. Vallahi küçük bir oh çektik ha. Bu kim abi? Branislav Vidic. Boş adam. Bize gelmez. Evet. Şampiyonluğun favorisi Galatasaray. İki fe... Biz ligde kaçıncı? Abi bakın. Şu anda bizim şampiyonluk oranımız 1000. 1'e 1000 abi. Ligin sonuncusuyuz abi kalite olarak. Görüyorsunuz değil mi? Ulan Altay, Erzurum bile bizden iyi. Göztepe bizden iyi. Vay anasını be. O kadar sıkıntılı abi işte. O kadar sıkıntılı dönemdeyiz. Soner'i aldık ama bu Soner burada kalabalık yapıyor lan. Ya da yok aslında. Olabilir. Sincere seti gönderelim ya. Muhammed'i koyarız Gassama yerine. Devam. Ne var? Zaten çok bir hazırlık maçımız kalmadı abi. İki hazırlık maçından sonra biz geçeceğiz. Yok abi yok. Tamam. Aman abicim. Sakatsız. Sakatsız güzel bir maç olsun. İki bir. Turgutlu. O ne kadar zorlandık lan Turgutlu'ya. Brokovic sakatlandı. Önemli değil. Oo, bize bir teklif var. Kadir Araya 105 bin teklif etti. Bonservis olarak. Oo. Kadir'in değeri 450 bin dolar abi. Sen nasıl buna 105 bin dolar veriyorsun ya? Ulan bu 450 ediyor. Metincan, Ali Yavuz satmıyorum baba. Ulan Zahit de var. Bize bir 250 bin ver bakalım. Aa 250 kabul etti. Ulan keşke daha fazla isteseydin. Kadir'i verdik. Evet abi Manisa'ya bastın mı 1000 lira abi. 10 lira atsan 10 bin lira. Güzel para ama biz şampiyon olabilir miyiz? Çok zor başkan. Biz nasıl şampiyon olacağız? Kadir'i sattık. Başkanımız biraz borçlarını ödesin diye yardımcı oluyoruz abi kendisine. Mali duruma gelelim. 3 milyon 600 bin net borç. 3.800 de transfer borcumuz var. Bakalım. Şu ligin ilk maçını yapayım abi. Zaten yayını kapayacağım. Bayağıdır yayındayız. Şöyle direkt Balıkesir'e atlayalım. Hatta Denizli maçını da oynarız abi. Ligin ikinci maçını da oynarız. O maça da gireriz. Kadir Antep'e gitti. İyi oldu. Aha, Antep'e yarısını ödemez yaptık. Ulan be işte abuk subuk maddeleri koyarsan sözleşmene böyle olur. Al işte. Küçük çaplı bir bedel ödedik abi. Bu kalecinin geliş... Oo, kalecinin refleksleri 16 idi. 17 mi oldu acaba ya? Sanki bunun refleksi 16 idi. Bak 17 olmuş. Acaba ben mi öyle şey yapıyorum? 16 diye düşünüyordum ya. Yoksa 17 miydi bilemedim. Ona bakacağım. Birkan Yılmaz'ı istiyorlar. Abi bak böyle beni, bu tarz adamlarla beni yormayın abi. Transfer teklifi reddet. Tamam. Bahattin Köse'ye kararı beklet. Dağıtılacak prime. Ver abi ver ya ver. Ver. Primi de bastık oyunculara. Başkan parayı şey yapmıyor. Paradan kaçmıyoruz abi. Üç bir. Güzel. Bursa maçını da oynayalım. Hemen tatile gidelim Bursa'ya. Hazırlık maçımız. Uğur Furkan sakatlandı. 9 gün. Ne durumdasın Furkancığım? Tamam. Senin yerine abi diğer Furkan Ünver'i koyalım. Biz devam edelim. Son hazırlık maçımız.
Ya isim olarak takımda iyi oyuncularımız var ama nasıl oynayacaklar, ne kadar iyi oynayacaklar onu bilemiyorum. Evet abi, Bursa'ya da yendik. Sertaççığım penaltı kaçırmış. İnşallah bunları ligde kaçırmasın canım. Sevimizi alıyoruz. Ligin ilk maçına Başakşehir deplasmanına gidiyor. Ya şöyle güzel bir takım gelse abi, yani fikstürümüzü çok kötü çeken çok kötü çekmiş. Rezalet fikstür. Fikstür rezalet ötesi abi. Rezalet ötesi. Ya bizim bir iki maç kazanıp potaya girmemiz lazım. Şöyle bir şanslı galibiyet alabilirsek, lucky bir galibiyet çok iyi olur. Bakalım abi, takıma inanıyoruz. En azından bu sene küme düşmesek seneye iyi takım kurabiliriz Avrupa için. Zaten abi hedefimiz 5 yıl içerisinde UEFA'da çeyrek finaldi. Şu an biz 3. yıldayız. İlk yıl 1. lige çıktık, 2. yıl Süper Lig'e çıktık. Şu an 3. sezonumuzu oynuyoruz oyunda. Bak, Çağrı Giritli olduğunu istiyorlar. Bir de bana yerine adam veriyorlar. Görüyor musun? Al işte, Ali Güneren sakatlandı. Hadi buyur. Ali Güneren gitti, yerine Soner'i koyacağız abi. Yapacak bir şeyimiz yok. Çağrı yedek sol bekimiz Furkan Balaban iyileşti. Koyduk. Evet beyler, sezonun ilk başı. İlk 11'imizde 4 yabancı var. Zaten takımda çok yabancımız yok. Türk ağırlıklı oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Manisa maçı. Manisa, Başakşehir. Harakiri ile başlayalım abi. Hızlı başlayalım. Sert başlayalım. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Sezonun ilk maçı. Deplasmanda Başakşehir'deyiz. Çocuklar direniyor mu? Ne yapıyor? Belli değil. Çok uzun sürdü. Hadi oğlum. Abi 2-0 ya. İnanılmaz başlangıç baba. 2-0 Başakşehir'i Kemalciğim ve Pasko'nun golleriyle. Pasko. Ulan var ya, ne adamsın be. Seni bir yıl daha kiralayamaz mıyız ya? O sözleşmesi bitiyor. Pasko'yu alabiliriz. Tertemiz galibiyet. Bak, galibiyeti aldık. 269 bin dolar toka geldi bize. Oh. Buradan yolumuza bakacağız. Abi. Başakşehir'i deplasmanda eledik. Güzel. Yendik. Şimdi Denizli'ye gidiyoruz. Çok güzel başladık abi. Üf, Başakşehir, Denizli. Sonra bir de Beşiktaş deplasmanına gidiyorum. Caner Manisa'nın en genç oyuncusu oldu. Vallahi Caner, sana çok iyi para verdim. 7-40 oynamışsın ilk maçında. Hiç bizi yanıltmıyorsun. Devam. Senden bunu bekliyoruz abi. Dur bakalım. Hele bir de bu sezon ilk 5'te bitirir. Avrupa'ya gidersek üf. Acayip takım kurarım o zaman. Beşiktaş 6'ya yendi ilk maç. Galatasaray'da deplasmanda Trabzon'u yenmiş. Barış Atik. Çok damşağın bir oyuncu değil ama bir gol bir asist yapmış. Güzel. Taylan Lazio ile görüşüyor. Vay anasını lan. Denizli'ye, o sakatımız var. Bakalım. 9 gün sakatlandı. Şuradan hemen Sinser'ı, Seti çağıralım abi. 9 gün yediğimizde bir sağ bek olsun. Seni böyle atalım. Geniş kadronun da böyle bir olayımız var. Emre Taşdemir'in değeri çok artmış lan. 2,2 milyon euro olmuş. Güzel. Emre bizim yedek oyuncumuz. Diğer Emre Demir'e bakalım. Güzel artıyor istatistikleri. Yalçın Kaya'na bakıyorum. Bir maç bir asist. Güzel. Denizli maçına geliyoruz. Denizli maçına geliyoruz. Bu maça gireceğiz abi. Bu maçı oynayacağız. O sonra Trabzon deplasmanıymış. Beşiktaş daha sonra. Metin Can'ın ayağında su toplamış. Allah Allah.
Trabzon yendi deplasmanda Erzurum'u. Alanya Rize'yi yenmiş. Fenerbahçe yenmiş. Antep Sivas 4-4 berabere. 4-4. Güzel. Şimdi biz Denizli Spor'la oynayacağız. Kendi evimizdeyiz. Sezonun ilk maçı. Kendi evimizde. İlk maçı deplasmanda yendik. Başakşehir'e yendik. Güzel başlangıç. Hatay Spor Emirhan Aydoğan için teklif yaptı. Bak çok iyi bir adam, bize gelmek istemedi beyimiz. Başkan Kemal'i satarsan ayaklarına sıktırırım senin ha. Bak ayaklarına sıktırırım senin yani ha. Yeter artık, yeter yeter yeter. Yeter. Oyuncularımızı sata sata bizi bitirdin, yeter. Ali Güner'in ne kadar 3 hafta sakat olan adam. Evet abi. Sevgimizi alalım, maçımıza girelim. Yeni Malatya bu arada Göztepe'yi yenmiş. 2 maç 3 puan yaptı o da. Bilmiyorum baba, Nasır'ınla bizi yoruyor. Gassama 2,5 yıldız mı? Lan nasıl 2,5 yıldız oynuyorsun oğlum sen bu mevkide? Herif hemen yoruldu bak. Oh, istatistikleri düşmeye başladı. Abi ya, oo, sen yıldız oyuncu mu oynuyorsun lan? Sen yıldız oyuncu oynarsan sen şımarırsın abi. Biz seni ilk 11'e çekelim. Oo. Bilemedim ya. Vallahi rezalet. Neyse devam. Maça girelim. Son maçımızı atalım. Bakalım nasıl olacak. Evet abicim. Şu an Manisa'dayız. Oyuncularımızı kenardan bağırayalım. Hadi çocuklar, başarabilirsiniz. Hadi bebeklerim, hadi yavrularım. Denizli daha iyi başladı maça lan. Hoş olmadı. Denizli tek kale yapıyor. Beyler biraz çabalayın, bu ne hal ya? O yanlış yere bastık pardon. Şu anda maçta henüz pozisyonumuz yok. Sertaç yürü, Sertaç yürü, Sertaç yürü oğlum. Sertaç aldı attı. Sertaç Çam işte bu adam. Büyük golcü, büyük golcü. Vallahi büyük golcü. Aferin oğlum, aferin oğlum. Ne sürdün topu be. Ribery gibi sürdün be. Sertaç bir daha kaptı. Hemen ikinciyi atar mıyız be nefes almadan? Bolekovic aç bir muz orta. Bennett. Ulan pas nasıl bir pas attı? Müzikler kontraya çıktı be. Sagal. Bakın. Yemeyin babalar, yemeyin beyler. Sagal aldı gidiyor. Kaleciye bak sen be, kaleciye bak be. Aferin lan. Bu Recep kart gördü. Hadi abi, bir ikinci gol bizi rahatlatır ha. Emre topu kendi alanına çarptırdı. Kontra yiyoruz şu anda. Recep kesti. Denizli geliyor beyler. Denizli mi geliyor? Top direkten döndü. Abi çıkın artık şuradan. Yani çok bıçak sırtı maç oldu. Yani Denizli de gol atabilirdi ama biz şu an 1-0 öndeyiz. Hemen ikinci yarıya başlıyoruz. Biraz küsküleyelim mi? O Canberk, Canberk kaleciye dönme. Onun devamı da var. Abi Denizli geliyor. Eslem Öztürk iyi adam. İyi ortası. Buradan bir topu kapın beyler ya. Kalecimiz çok iyi abi. Vay maşallah, nazar değmesin ama kalecimiz iyi oynuyor. Beyler biraz çabalayın, gözünüzü seveyim. Gassama 6,5'e düştü. Gassama'yı çıkaralım abi. Gassama'nın kanadı elek oldu. Vallahi Gassama'nın oradan geliyorlar. Sinsırı set. Hadi güzel yavrum.
Hadi bebeğim. Genel olarak kötü oynamıyoruz ama Denizli bazen tehlikeli geliyor. Hala Denizli'de top abi. Ne zaman baksam Denizli atak yapıyor. Soner Gönül. Çıkarın babadan topu. Bakın Denizli'nin kadrosu ne kadar iyi lan. Demet. Yalçın topu güzel sürdü. İyi gidiyor. Abi böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Nereden topu nereye attın? Top direkten döndü. Vallahi billahi. Bu maçtan sonra Denizli'nin kadroya bakacağım. Abi ne yapacağız? Şu an idare ediyoruz. Ama Denizli geldikçe geliyor. Ya bir kapın lan şu topu. Vur oğlum. Aferin Emre. Hadi Emre. Kemal Rüzgar. Kemal Rüzgar. Allah'ım. Forvet gibi forvet. Forvet gibi ya. Helal olsun. Sertaç Kemal abi. Yine eski adamlardan gidiyoruz. Yemeyip. Ofsayt. Kaleci ofsaytta bile gol yemiyor. Takımımızı çekerim. Abi şu anda bizim oyunu soğutmamız ve maçı almamız lazım. Sertaç biraz yoruldu. Sertaç'ın yerine Zahit abiyi koyalım. Zahit Fındık yapalım. Bir oyuncu değiştirelim. Devam edelim seriyi. Bir de abicim bizim oyuncular biraz zaman geçirsin ya. Arada sırada. Güzel. O Emre çok yoruldu. Emre'nin yerine de Samet Kılıcı koyuyorum. Samet yürü kardeşim, senin de ilk maçın. Bu arada Bennett yerine de bir Ali Yavuz Kol koyalım ve devam edelim. Bakalım ne olacak. Dakika 85. Son pozisyon. 90 artı 2'deyiz. Yürü Pascu. Kemal karşı karşıya. Kemal abicim. Hemen Kemal'i alkışlatmak için çıkarıyoruz. Ulan sana helal olsun be. Ne adamsın be. O daha fazla oyuncu değişikliği hakkı bitti hocam. Neyse. Kemal sana helal olsun diyorum. Gerçekten 50 metre topu sürdüm bıraktım. 3-0. Bu arada Fabiano'dan yedik golü. Kalecinin yapacağı bir şey yok. Oradan bir. Biz abi kenardan oyunculara bir süpersiniz diye bağıralım bakalım. Ulan daha yemeyin ya. Sakal dışarı vurdu Allah'tan. Hoca daha oynatıyor musun? 90 artı 5. Vallahi çok geçti. Hadi be. Hocam bitirelim. Hocam vallahi çok geçti. Yılmaz Vural gibi delireceğim şimdi kenarda. Hadi abi. Evet, hocam maçı bitirdin mi? Olsak ne verdin? Ne verdin? Teşekkür ederiz çocuklar. Vallahi elinize ayağınıza sağlık. Denizli bizden daha iyi oynadı ama 3-1 yendik. Ve şu anda ligde ikinci sıradayız abi, Fenerbahçe'nin arkasında. 2 maç, 2 galibiyet. Hiç fena başlamadık. Süper Lig'in gol kralı kafaya ya. Trabzon maçını da bir oynayalım. Bir harakiri de atalım. Trabzon'dan sonra evimizde Beşiktaş'la oynayacağız. Beşiktaş Hatay, ondan sonra fikstür biraz düzeliyor abi. Kemal 2 maç 3 gol baba. Kemal 2 maç 3 gol. Biz devam edelim. Yalnız hiç beklemediğimiz bir şekilde 2 maç 6 puan alıp cebimize koyduk. Yani fikstür çok kötü çektik. İlk 4 maçımızdan 3'ü Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş. Yani bizim gibi mesela Göztepe ile Altay ile bizim kalibremizdeki takımlarla oynamadık yani. Şu Denizli'nin kadrosunu merak ediyorum. Bir bakayım ona. Atınç Nukan var. Soner Gönül var sol bek. İyi bir sol bekmiş. Recep Niyaz, Sagal. Kalede Pantilimon. Bak bunu Manchester City'den belki bilirsiniz abi. Pantilimon. PES 2013 oynayanlar Pantilimon'u bilir. Devam ediyoruz abi. Trabzon maçı. Trabzon ligde 9. Zaten şu anda puanlar birbirine çok yakın. Bahattin sakatlandı. Bir şey olmaz. 2 gün.
Ali Yavuz sakatlandı. Abi gözünü seveyim bak, maç öncesinde sakatlık çıkarmayın ya. Transfer dönemi haftaya bitiyor. Güzel. Buğra Çağlayan kim? Hızımızı çok iyi lan aslında, alınabilecek bir adam ama. Biz abi bu arada maç kazandıkça federasyondan para alıyoruz. Borcumuz 3800 civarıydı, 3700'e indi. Bakın şu anda borcumuzu ödüyoruz. Kulübün maddi durumu da güvende. Yani bu iyi bir şey. Geldik Trabzon'a. Çok beklentim yok. Trabzon geçen senenin şampiyonu. Ama bizim de güzel harakiri yapıyoruz. Metincan sakat, Ali Yavuz sakat. Metincan iyileşirse Ali Yavuz'la veyahut Zahit'le yer değiştiririz bunu. Berkay. Güzel abi. Geniş güzel kadromuz var. İyi, iyi. Kaleciyi çok merak ediyorum. Kaleci gelişiyor bu arada beyler. Bunu devre arasında sözleşmesini uzatacağız. Yoksa bu kaleciyi kaptırırız 2,5 milyon euroya. Abi Trabzon maçı şok presle başlayalım. Avni Aker'de. Bakalım neler yaşanacak. Çok beklentim yok ama bunu da yenersek yatağa güzel tatlı gideriz. Hadi abi. Hadi abicim. Bakalım ne durumdayız. Evet abi, çok belli bir skor. Yani Trabzon bizi ezdi. Yapacak bir şey yok. Yusuf Sarı'ya bak sen ya. Vay anasını be. Ne adam be. Evet abi, ligdeki ilk mağlubiyetimizi aldık. Yani çok şaşırmadık. Trabzon deplasmanındayız. Şu anda 3 maç 6 puan. Orta sıralardayız. Güzel. 2 tane zor deplasmanı bitirdik. Trabzon ve Başakşehir deplasmanını bitirdik. Fikstür avantajımız da yok. Bir sonraki maçımız da Beşiktaş'la. Rezalet bir fikstür. Beşiktaş kendi evimizde. Vallahi buna saldıracağım ha Beşiktaş'a. Bakalım ne olacak. Onu da kaybedebiliriz ama normal abi. Beşiktaş'la oynuyorsun. Trabzon'la oynuyorsun. O Emir Aydoğan sözleşme teklifini reddetti. Sen bana göz kırpıyorsun. Ben biraz para bulsam seni alırım. Bu sefer transfer dönemini tamamen bitireceğim. Geçen transfer döneminde sağ bekimizi kaybetmiştik. O bizi üzmüştü. Bu arada yayın bayağı olmuş ya. Yayın bayağı olmuş yani. Beşiktaş da abi hiç puan kaybetmiyor. Onlar da lige iyi başladılar. Burakovic sakatlandı. Şöyle bir 31'ine gelelim bakalım ne olacak. Hızlı bir geçelim. Ya şöyle söyleyeyim. Manisa'nın şimdiki kadrosu benim belki şimdiki kadromdan daha iyi olabilir. Bak Beşiktaş Mehmet Yılmaz'a teklif yapmış. Ulan Mehmet ne adamsın. Beşiktaş'a kadar gittim be. Biz alamadık, onlar aldı. Biz gittik Gassama'yı aldık. Gassama'da 3 maç 6,50 patates. Allah kahretmesin Gassama seni. Şimdi ben mesela Mehmet Yılmaz'a teklif yapsam param var. Ama artık Beşiktaş teklif yaptığı için bu saatten sonra bize gelmez. Ya oğlum Beşiktaş'tan bu kadar para istesene niye bizden istiyorsun? Al lanet olsun al. Sen yeter ki bu adam bana ver. Satış listesine bakıyorum ama abi rezalet. Bir gün ilerletelim. O Mehmet Yılmaz geliyor abi. Mehmet Yılmaz gel kardeşim. Yıldız oyuncu. Yıldız oyuncusun abi. Sen bu takımın neferisin ya. Sana satış bedelinden %50 pay veriyorum. 20 bin de şey veriyorum. Maaş veriyorum. Abi Mehmet Yılmaz'ı alırsak Gassama'yı direkt keseceğiz. Gassama beyimizi yedeğe atacağız. Zaten Gassama'nın fiziksel özelliklerinin hepsi düşmüş durumda. Hatta şöyle yapacağım ben. Mehmet Yılmaz transferini biraz daha garantiye almak istiyorum. Abi sana ben 30 bin vereyim. Sen gel. Daha ne yapayım oğlum ben sana? Beşiktaş'a gidersen ama üzülürüm bak. Vallahi üzülürüm.
Yani başkanın sattığı oyuncuyu geri almaya uğraşıyorum şu anda. O kadar adam alamıyorum. Keşke uyansaydık Beşiktaş'tan önce. Beşiktaş ve Kasımpaşa. Mehmet, senin için şartları ve sınırları çok zorladım güzel kardeşim. Sana 40 bin veriyorum. Bak 40 bin verdim. Abi kafayı yiyeceğim ya. Samsun Spor herhangi bir alternatif bulamadığı için beklemeye aldı. Ulan Samsun, sen nasıl bir adamsın ya? Ertelemeyi nasıl kabul ettik ulan biz? Zaten 2 gün sonra transfer dönemi bitiyor ya. Ya böyle saçmalık olmaz. Gassama'yı vereyim kardeşim sana mı? Takas yapabilir miyiz? O Mehmet onaylama aşamasında. Bu güzel bir haber. Direkt Sincere seti atarız. Gassama yedeğimiz olur. Muhammed 3. yedek olur. Vallahi Mehmet bizi bu takıma götürür. Hadi Mehmet. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş var. Oh, transfer dönemi bitiyor. Mehmet'i bekliyoruz ama hala alamadık. Abi gazlamayı vereyim. Vereyim bir gazlama sana. Konyaspor Kemal'e transfer teklifi yaptı. Başkan reddetti. Ulan Konya bak aklını alacağım. Emre Demir güzel çalışıyor beyimiz. İstatistikleri artıyor. Güzel. Karagümrük Mehmet Çınar'a teklif yaptı. Kim bu Mehmet Çınar? Sağ bekimiz. Abicim buyur. Al. Hayırlı olsun. Tepe tepe kullan. Karagümrük 3. lige düştü galiba. Bakayım. Ha, Türkiye 1. Karagümrük 2. lig. Şu anda transfer dönemini bitirmeye uğraşıyorum. Mehmet'i eski oyuncumuz sağ beki almaya çalışıyorum. Yerini bir türlü dolduramadık. O da gelmek istemiyor. Daha doğrusu kulübü bırakmıyor. O bizim sözleşmeyi onayladı gibi. Allah'ım gelişmeler kafamızı başımızdan alıyor ya. Hadi çocuklar. 5 dakikadır falan birindeyiz ayın yani. Hala Beykan'a teklif yapıyorlar ya. Ulan sar işte. Abi bak. Mehmet Yılmaz'ın transferi yetişmeyebilir. Niye lan? Motorcu falan tutarız, alırız. Bak. Senin için takas oyuncu yapıyorum. Tamam mı? Sana alternatif olarak Sincere seti veriyorum. Kabul mü? Vallahi kabul ettiler. Başkan, evrakları yetiştirelim. Bak, evrakları yetiştirmemiz lazım. Ona göre. Mehmet Yılmaz bu arada bir daha geliyor bize. Yıldız oyuncu statüsü verdik. Satış bedelinden %30 verdim. Maaşında 20 yaptım. Kabul mü? Kabul. Kulübü izin veriyor mu? Ulan var ya ne işler çevirdik. Transfer dönemi bitti. Mehmet Yılmaz'ın transferi iptal edildi. Evrak işleri zamanında yapılmadığı için tamamlanamadı. Allah kahretsin. Tamam abi olsun. Biz ikinci yer alırım ben Mehmet'i problem yok. Ya abi böyle saçmalık olur mu ya? Evrak işlerini yetiştiremedik. Ya şu oyunda şunu da gördüm ya. Evrak işlerini yetiştiremedik diye adam alamadık görüyor musun? Abi Gassama ile bu lig bitmez. Çok kendini belli etti Gassama. Bu lig bitmez. Baltuğa Ners sakatlandı. Beşiktaş Mehmet Yılmaz için teklif yaptı. Vallahi şunu Beşiktaş'a kaptırırsam bu oyunu kapayacağım ha. Böyle rezillik olmaz. Böyle rezillik olmaz.
Evet abi, çok teşekkür ederim. Yayını burada sonlandıracağım. Kötü bir yerde bıraktık. Yani Mehmet'i alabilirdik ama evraklar yetişmedi. Bu oyunda bunu da gördük. Kısmet olmadı. Ama Gassama'nın istatistikleri kötü. Bizim bir sağ beke ihtiyacımız var. Teşekkür ederim herkese. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Manisa Süper Lig kariyerimize.